Aspor ekranlarında Artı Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız sevgili Levent Düzemen, Hamdi Aslan, Serdar Sarıdağ ve Gürcan Bilgiç, hepiniz hoş geldiniz. Gündemimiz bugün çok yoğun. Transfer var. Sen de hoş geldin Onur. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Biz buradaydık zaten. Çok teşekkür ediyorum. Biz ilk programımızı Levent abiyle yaptık. Sonra dün Hamdi hocamla beraberdik. Sizlerle de bugün program yapacak olmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyuyorum tabii ki. Ben Onur'u hepinizden eski tanıyorum. TV8'den. Ta beraber 13. Çok eskidir yani. Dolayısıyla sonra işte değişirdi. Abi sen de çok yeni sayılmazsın. Tabii. Yani. Ben de hepinizden eski Levent abi tanıyorum. Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum. Sen var ya normal koşullarda hiç kendini hesap etmiyorsun. Sen galiba dün başladın televizyona. Ha? Abi yaş ortaya çıkacak. Ben şimdi lisedeyken izliyorum ya. Diyeceğim yaş ortaya çıkacak. Allah'ını seversen ya sanki 25 senedir program yapıyor. Sanki dünmüş başlamış gibi hava yapıyor burada yani. Kemal abi çıktı. Bizden, hep kendini aynı yaşta zannediyor. Bizden önce Kemal abi çıktı. İşte geçen ay programda Kemal abinin dedikodusunu yapıyoruz. Şimdi hatıralarını anlatıyor ama şahit yok. Şahit kalmış hatıralar. Yani yok dediğim böyle değildi. Diyecek kimse yok. Kimsesi yani. Yok. Ne dediyse idamaz zorundasın. Yani. Var niye yok? Bugün programdaydı. Kulakları şimdi Selim Soy'dan şahitleri. Ay Selim abi. Aynı Selim abi ondan büyük. Abi Selim abi her zaman yanında değil ki. Olsun ama Selim abi doğrular onu. Hayır. Çünkü sonuçta o Fenerbahçe takımında onun genç döneminde o da genç yani top Selim oynarken. Bugün müthiş açıklamalar yapmış. Tam evet. Onu diyecektim. Evet. Duydunuz mu ne dedi Selim Soy'dan? Fatih Terim'le ilgili. Hani duymayanlar varsa ben bir daha söyleyeyim. Onu bir konuşalım. Madem konuyu açtın Gürcan abi. Futbol Federasyonu'na Fatih Terim'e biz ceza verdiğimizde. Ben yoktum dedi. Gelip cezayı indirecek diye düşünüyorduk. Halbuki bazı yöneticiler biraz daha cezayı arttırın da Fatih Terim'den kurtulalım demişler diye bir demeci oldu bugün sevgili Selim Soydan'ın. Yani madem konu Galatasaray, ilk Levent abiye sorayım bunu. Şimdi ben bunu biliyorum da burada söz hakkı doğacak insanlara. Hangi yönetim olduğunu söylememiş. Rahmetli'nin yönetimi mi? Burak Elmas. Burak Elmas'tan mı? Hayır. Değil mi? Hayır. Daha mı eski? Yani sanki ben... Hayır. Bu arada... Ya o VTR'yi arkadaşlar ben söylersem burada nedir onun adı? Söz hakkı olacak millete. İsteyen bağlanır. Yani, Selim abi iddianın sahibiydi. Selim abi o zaman da bunun dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ben de bunları biliyorum. Ama hangi yönetim olduğunu söyleyeyim. Burak Elmas falan değil. Burak Elmas yönetiminde 4 maç ceza aldı Fatih Terim. Fenerbahçe maçından dolayı. Hatırla. Tamam. Yani Mustafa Cengiz de arası Mustafa Cengiz de dedi. Onunla da ilgili. Yani arkaya dönerseniz bulursunuz. O zaman ne kaldı? Bir Dursun Özbey'in. Dursun Bey'in de mi kaldı? Dursun Bey'le kısa tanım çalışacağız. Almadı ki. Dursun Bey geldi seçimi kaybetti. Ünal Aysal dönemi olabilir. Bilemem yani. Soracağız. Tamam. Şimdi anlaşıldı. Sonra bulduk. Selim abi yönetimde dedi ki. Değildi zaten. Selim abi o zaman öğrenmiş bunu söylüyor. Tabii canım o dönemde atılmadım Mersin maçında falan. Yani işte. Selim abinin istihbaratı doğru. Yani. Selim abiye bilgi verenler doğru söylemişler. O zaman öyleydi zaten. Ya bu toplantı yönetim kurulu toplantısına geldi. Gönderelim diyen başkandı. Ünal Aysal gönderelim dedi. Lerat'ta. O eleman krizinin yaşandığı dönem. Ama ondan evvelki bunu da gönderelim dediler. Yönetim kabul etmedi. Bu o zaman Türkiye'yi çalkalayan bu açıklamayı arkadaşlarımız hazırlamış. Bir izleyelim mi? Belki gündüz vakti izleyemeyenler olmuştur, göremeyenler olmuştur. Bir izleyelim bakalım neler demiş Sayın Selim Soy'dan. Sıradaki başlıklarımızı gördünüz teaser'ımızda, az sonramızda sevgili seyirciler. Ve Selim Soy'dan'ın açıklamaları gerçekten inanılmaz. Hepimiz çok şaşırdık. Fatih'e biraz daha ceza verin ki ondan kurtulalım. Tırnak içinde söylediği cümle. Ve Levent Düzemen de diyor ki bundan yaklaşık bir 10 yıl önce Ünal Aysal zamanında oldu. Ya şimdi şöyle bir şey lazım. Şimdi Galatasaray takımı yeni transferler yapmış, şov yapmış, bir gece 5 tane adam getirmiş. Yani geriye dönüp Galatasaray olayını yargılamak doğru değil. Selim abi bugün böyle bir şey söylemiş. Yani o kendisini bağlar ama gerçek olan şu var. Yani benim bildiğim kadarıyla Ünal Aysal, ben kendisine bir röportaj yapmıştım. Açık konuşalım. O günkü şartlarda o günkü patronla öyle söyleyeyim ben enerji konusunda yaşadıkları rekabetten dolayı o manşet gazeteye girmemişti ama kasette benim kaseti bende duruyor. O zaman kaset olayı vardı. Onun hedefinde hiçbir zaman için Fatih Terim'le çalışmak yoktu. Hatta başkan seçildiğinde dahi
En büyük hedefi Hollandalı bir hocayla, şimdi adını unuttum, onunla beraber çalışmaktı. Ama Galatasaray yönetimi, Refik Arkan, Ünal Aysal, bu tür ağır toplar Galatasaray'da. Galatasaray'ı ancak Fatih Terim ayağı kaldırarak kaldırabileceğini iddia ettikleri için ikna etmişlerdi. Hatta 2 yıl şampiyon oldu. Sonunda Ünal Bey de kendi yönetimini değiştirip, biliyorsun başarılı olmuş yönetim değişti, başka bir yönetim getirdi. Hatta Beşiktaş maçını yendikleri o dönemde biliyorsun bir maç oynanmıştı. Drogba'ya söylemiş maçın primini ne verelim diye takım kaptanı. Evet. O zaman ise Selçuk İnan burada oldu. Beşiktaş maçından sonra 2-1 yenmişti. Olimpiyat sınırındaki maçta. Yani. Evet, o maçtan sonra gitti biliyorsun şey. Fatih Terim o maçın ardından. Ünal Bey Mancini'yi getirdi. Yani Avrupalı olduğu için o kafa yapılır şundan uymuyordu. O Mancini ile kendi otelinde bir araya geliyor, yemekler yiyor, İngilizce konuşuyorlar, İtalyanca konuşuyorlar, neyse işte. Karşılıklı sohbetler ediyordu. Hoca, başkanın tarzı buydu. Ama Fatih Terim'in kendi özel yaşantısı, aile yaşantısı olduğu için böyle çok fazla bu tür ilişkiler de yoktu. Ünal Aysal farklı bir adamdı yani kendisi o zaman. Ayrıldılar, gittiler ama eğer ki o birliktelik devam etseydi, şimdi diyorlar ki milli takıma gitti, çok bu konu derinleşir. Evet demişlerdi. Çünkü demesine gerek yok. Mersin maçını atıldıktan sonra yönetim kurulu toplantısına işte yöneticiler sağ geldi. Bunu gönderiyorum dedi. Dedi. Karşı çıktılar. Yönetim kurulundan şey çıkmadı. Okey çıkmayınca arkasında durmak zorunda kaldı. Yani bunun 3 tane yönetici söylemesi benim için sürpriz değil ki. Selim abi açıklıyor. Keşke 3 yöneticinin ismini de verseydi. Ben ikisini biliyorum da. Üçüncüsünü bilmiyorum. Üçü mü ikisi miydi yani? Onun için söylemeni. Şimdi bunları söylersek polemik konusu olur, o telefonu bağlanır, şu olur, bu olur, açık konuşalım, hiç vermeyelim. Ama bu cevabı muhatabı şey bir ölçüde, Selim abinin kendisi yani. Galatasaray orada söylediği bir şey var. Ben Fenerbahçe olayını biliyorum, mektup da yazdı Fatih Terim. Onu unutmuş Selim abi söylemeyi. Kağıdın önüne çek koydular, sen yazdılar. Fatih Terim ben Galatasaray'ım dedi. Bunu Metin Oktay yaptı, Fenerbahçe istemişti dedi ya, bizi sevenleri üzmeyelim diye. O da Fatih Terim de ben de Galatasaray'ım dedi ve gitmedi. Gitseydi çok büyük paraya giderdi. Gitmez miydi Gürcan? Gider canım. Giderdi. O sene işte Mustafa o 2000 sezon sonundayken almak istediklerinden sonra Mustafa Denizli geldi. Onu aldılar biliyorsun. Yani onu da getiren evet. Selim abiyle rahmetli Şadan Kalkavan. Onlar getirdi transferleri yaptı. Selim abi böyledir. Selim abi rakip güçlenirse o rakibin en güçlü oyuncularına dalar. Onu almak için. Özelliği yöneticisi oydu. Tabii. Gider onları koparmaya çalışır. Sistem bu. Bunu bu sisteme... bu sene Ali Koç çok yaptı değil mi? Trabzon'dan 2 oyuncuyu aldı. Değil mi? Sosa ile Nova aldı. Galatasaray'ın bıraktığı oyuncuları aldı. Beşiktaş'tan oyuncuları tekrar almadı mı? Caner'le Gökhan'ı tekrar geri almadı mı? Aldı. Bu politika. Aynı son Batshuayi aldı. Yani sonuçta bu gerçek var ki Fenerbahçe'nin politik Tolga'yı yapısı almıştı. Bu. Fenerbahçe Tolga Türkiye'nin yapsın. Bana göre bu konulardaki geçmiş dönemden beri benim babamın yönetici olduğu dönemde en renkli camiasıdır. Yani bütün transferleri yapardı geçmişte. Galatasaray çok fazla yapmazdı. Bu sene Galatasaray muhteşem transferler yaptı ya. Evet, transferlere geçeceğiz. Şimdi bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Fatih Terim olayıyla ilgili konuşmak isteyen yoksa diğer konulara geçeceğim. Şimdi Selim abinin altını çizdiği nokta şu. Diyor ki böylesine bir fenomen, böylesine başarılı bir teknik direktörün altını niye oyarsın? Ben ona dedim diyor. Sen öyle bir yere geldin ki seni burada rahat bırakmazlar diyor. Yani camiye. Ve hakikaten özellikle son dönem gelişimine bakarsan Mustafa rahmetli Mustafa Başkan vardı, Dursun Başkan vardı, Burak Elmas var. Yani Fatih Hoca'nın oldu. Ama lider bir taneydi, Fatih Hoca'ydı. Yani Galatasaray'ın başkanı Mustafa Bey diyebilirsiniz, Dursun Bey diyebilirsiniz ama Galatasaray'ın lideri hep Fatih Hoca oldu. Dursun Bey'le az çalıştı. Fatih Terim bir oldu. Maç mı ne çalıştı? İki yani mi? Fatih Hoca'nın lider karakteri mi yöneticilere bunu dettirdi? Tabii canım yani. Yani gölgede kaldıkları için mi rahatsızlardı? Yani Fatih Terim hep herkesin önündeydi. O muydu daha özne olan? Bence oydu. Çünkü Burak Bey'in Fatih Hoca'yı görevden aldığı dönemde söylediği cümle ya da söylenen bir cümle var. Kulüp iki tane olmuştu. Bir Florya, bir Arena. Diye. Affedersin ya. Yani, Burak Elmas bunu bilmiyor muydu? Burak Elmas dün mü geldi tabii. Galatasaray'a? Hayır. 96-2000 yılındaki yönetimde vardı. Özhan Canay'ın yönetiminde vardı. Fatih Terim'i bilmiyor muydu? Yeni mi söylüyor? Seçimi kimle kazandı? Fatih Terim'le. Kimle kazandı? Kazanırken iyi,
Ama işler sıkıntıya gelince gönder. Fatih Terim'in kararını önce vermişti. Fatih Terim gibi tecrübeli bir insanın onu kırmayıp göreve devam etmesi hataydı. Ona inanması hataydı. Neydi? Niye yola devam ediyorsun? Çek kenarda dur. Vallahi... Burak Elmas ne kadar tecrübesi var ki? Senin kadar tecrübesi yok Fatih Terim'in. İnanmaya tecrübesi yok. Yapma Gürcan ya. Ben Burak, bir şey demiyorum Burak zaten. Burak Elmas diyorsun ki mesela şöyle demiş ikiye olmuştu diyor. Burak Elmas Florya'da kendisiyle beraber oturuyordu. Florya'ya ondan başka kim yönetiyordu? Bunu bilmiyormuş Galatasaray. Hiçbir başkan, hele hiç Burak Elmas bilmiyormuş. Peki sence doğru vallahi mu? Valla kargalar gülmez buna ya. Çizdiği hiyerarşi doğru mu? Kimin? Yani Galatasaray Florya'dan mı yönetiliyor? Ya bakın rahmetli Mustafa Cengiz de bana bir laf söyledi. Şimdi rahmetli oldu bir şey söylemiyoruz tabii de. Dedi ki Amerika'ya gidiyor dedi. Sayın Başkan dedim siz Galatasaray'ın başkanısınız seçilmişsiniz atanmış Fatih Terim. Niye gidiyor diyese böyle alıştırmışlar. Böyle başkanlık olur mu ya? Masaya vurursun yumruğunu iş biter. Eğer bir sıkıntın varsa bunu hiç medyaya şikayet ederek yapamazsın. Daha neler var bu işlerin içinde? İşte o yüzden içinde? Diyorum yani başkan kim olursa olsun. Allah'ını seversen bazı şeyler açıklamıyorum. Fatih Terim böyle kardeşim. Fatih Terim çalışacak insanın Fatih Terim bu yapısını bilmesi gerekir. Bilmiyorum diye yalan söyler. Aynen bravo. Allah Allah. Çeki Gori'yle bile yapmadı ya. Ama teşhisi Levent abi de doğruluyor. Fatih Hoca orada özerkliğini ilan etmiş. Görünen o ki yönetim devreden çıkmış. Verilecek kararlar da şurada burada. Ve en sonunda ayrılma noktasına gelmişler. Yani o noktada yaptığın zaman. Evet. O nedenle Levent abinin de söylediği çok doğru. Fatih Hoca ile çalışacaksan. Bunu bilmen lazım bunu, böyle. Bunu bileceksin yani bu buna katlanacaksın. Yok mesela Ünal Bey ne dedi? O benim elemanım dedi. Yani mesela o cümle, evet. O kelime orada de çok... Orada bir mobbing başlamıştı zaten tabii böyle ufak ufak o dönemde. O kelime de... Benim demedi Galatasaray Kulübü'nde eleman. Eleman gibi. Dedi. Yani aşağı yani, çekmek. Tabii. Hayır diyor ki burada başkan benim diyor. Yani o oradaki Fatih Hoca'nın karakterinden, oradaki etkileşiminden ya da yönetime rakip... Paralel bir durum ortaya koymasından belli ki rahatsız olmuş ki. Evet. O benim elemanım yerini bilsin, yurdunu bilsin. O karizmayı biraz ki azaltmaya çalıştı. O şeyde hatırlıyorsun Levent abi şey vardı. Telefonları çıkmıyordu Fatih Hoca. Arıyor telefonu çıkmıyor. Telefon görüşmeleri, özel telefon görüşmeleri nasıl sızdı dışarıya? Ondan sonra... Hızlı telefonlar tabii. Nasıl oldu ha? Soruyorum ben yazışmaları sana. Yazışmaları diyorsun. Yazışmalar nasıl çıktı? Mahkemesi devam ediyor. SMS'leri diyorsun. Nasıl çıktı? Kim verdi bunları? Kim verdi? Bak şimdi bazı başkanlar... Bak hiç konuşmaz bak Dursun Başkan. Dursun Özbek hiç konuşmaz. Açık konuş. Geçmişte de konuşmazdı, şimdi de konuşmaz. Dursun Özbek Galatasaray başkanı olduğunda bu Ünal Aysal'ın aldığı 41 oyuncunun 95 milyonluk maliyeti vardı. Bunları ödeyen Dursun Özbek ya. Ne konuşuyorsunuz siz ya? 70 milyon borç yüzünden Galatasaray Avrupa'dan bir maç ceza aldı ya. Fatih Terim sayesinde 2 yıl şampiyon oldu. O playoff sezonunda Fatih Terim Galatasaray'ın hocası olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Altını çiziyorum. Olamazdı. Başka bir hocayla başaramazdı. 2 tane şampiyonluk yaşı resmi asılı Ünal Aysal'ın orada. 5 kuruş katkısı yok. 41 tane oyuncu var 95 milyon maliyetle. Hiç bunları söylemedi ama Galatasaray taraftarı Dursun Özbek gitsin. Şimdi gelsin bravo başkan diyorsunuz. Dünküler dün böyleydi, dündür, bugün bugündür. Demirel'in lafı gibi. Laf mı? Ben biliyorum. Bende hepsinin kağıtları var, evrakları var. 41 futbolcu, 10 tüverolar falan aldı. Bunları kim aldı ya? O şey vardı hani Beşiktaş almak istiyor, stoper İtalya'da oynuyor. Yerli bir stoper var ya adını unuttum şimdi. Almak istedi ya Galatasaray'da oynamış. Koray Günter. Koray Günter'i getirdi dedi biliyor musun? Öyle bir anlaşma yaptım ki dedi. Dortmund şart koştu 8 milyon euro verip geri alacağım dedi. Dortmund yanına bile gelmedi Koray Günter'i. Ya bırakalım bunları abi. Galatasaray'la ilgili insanların ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilemem. Ama bende her yılın her yönetimin raporları var ya. Hepsinin döneminin notları var bende. Açarsak o notları çok insan dışarı çıkamaz sonra. O yüzden Selim abi böyle bir şey attı ortaya. Bu Fatih Terim bu Galatasaray takımında yanılmıyorsam 8 tane şampiyonluk yaşadı değil mi? Evet. Yani 8 şampiyonluk UEFA kupasını aldı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray bir efsanesidir. Yanlışı var, sevapları günahlarından fazladır. Bu kadar net söylüyorum. Ha, geçen sene ben de eleştirdim. 26,5 milyon Fatih Terim felsefesi bu oyuncuları transfer etmezdi.
Değil mi? Selim abi diyor ki orada bu transferleri yaptılar ki Fatih Terim gelmesin diye. Niye? Dursun Özbey'in yaptığı transferler gövdeliydi o belanda Fegülü'lü transferlerle. Tudor 200 zamanı. Şampiyon olmadı mı Tudor'dan sonra? O takımla da şampiyon oldu. Onun için bu işi karıştırmamak lazım. Çomaklamamak lazım. Şu anda Galatasaraylılar bu tartışmadan çok hoşlanacaklarını zannetmiyorum. Çünkü Galatasaraylı taraftarlar ve camia bu yapılan transferlerin keyfini sürmek istiyor. Aynen öyle. O zaman hadi o transferlere bir geçelim. Şimdi Icardi ile ilgili dün bir haber düştü. Biz programdaydık Hamdi Hocam'la beraber. 6 milyon 750 bin euroluk bir maaşı var. Kap bildirimi bu. 750 binini Galatasaray ödüyor, 6 milyonunu Paris Saint Germain ödüyor. Bu bir tartışma başlattı. Aslında bir transfer başarısı. Yani bana kalırsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela Serdar sen hiç konuşmadın. İlk senin fikrini alarak başlayayım. Bana ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın transferleri için konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. Bu seneki transferler için konuşmuyorum. Son 20 seneyi kapsıyor konuşmalarım. O yüzden kimse yanlış anlamasın. Yani onun transferini kötülerim bunu öyle bir şey değil. Bu sene yapılan bütün transferler hakikaten %80'i bence çok iyi. Galatasaray'ın transferleri çok iyi. O ayrı bir nokta. Ama ben rakamlar konusunda bir şey diyemiyorum. Çünkü biz rakamları, bize açıklanan rakamların gerçek rakamlar olmadığını genelde 3-4 sene geçtikten sonra öğreniyoruz. Ben mesela Vida'nın, bugün işte güncel bir haber olduğu için söylüyorum, 2 milyon euroya yakın bir menajerlik komisyonu olduğunu bilmiyordum. Bugün birkaç gündür var işte kulüp açıklama yaptı ya. Dinamokiyev'den geldiği dönem. Evet, bilmiyordum. Bedava geldi diye seviniliyordu halbuki. Bu böyle bir menajerlik komisyonu üstüne biraz daha kat Messi'yi getirirsin zaten. Korkunç bir para. O nedenle şimdi bu Icardi'nin transferinde 750 bin verildi. O verildi, bu verildi. Onun üzerine yorum yapamıyorum. Hakikaten yapamıyorum. Çünkü Türkiye'de para takip edilmiyor Türk futbolunda. Yalnız ben... Galatasaray ile Trabzonspor borsaya açık kulüpler açıklamalarını yapıyorlar. Beşiktaş da yapıyor galiba yanılmıyorsam. Abi yaptılar. Tamam evet, yaptılar. Evet. Diyorlar ki bak işte çift sözleşmeler varmış diyorlar eskilerden. Nasıl çift sözleşme ya? Galatasaray. Bir kapa verilen sözleşme varmış. Bir de futbolcuyla yönetim arasında yapılan sözleşme var. Ya siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Oluyormuş demek. Olmuş. Hayır, o nedenle Serdar orada öyle bonuslar koyulur ki yani oyuncu 750 yazar. Aslında sezon bittiğinde 1.750'dir alacağı para. Abi öyle öyle kolay bonuslar koyarsın ki oraya. Bir yöntem daha söyleyeyim mi? Onları bildirmek zorunda değilsin. Bir yöntem daha söyleyeyim sana. Oyuncuya 500 bin euro veriyorsun. Wow, ne kadar az para falan diyorsun. Menajer 3 milyon euro almış. Ne demek bu? Ha, oyuncunun nasıl parası menajerin parasında gizlenmiş. Mesela. Böyle böyle şeyler var. Sponsorluk var. Sponsorluk var. Var keza. Büyük maliyetlerle oynayan oyuncular mesela yanlış anlaşılmasın Mesut 18 milyon sterlini oynuyordu 3'e geldi diyorsun ama onun sponsorluktan aldıkları var. Mesut abi Mario Gomez'in satın alma opsiyonu 1000 dolar aldığı para hatırlayın Mario Gomez'in yani, satın alma opsiyonu 1000 dolar senelik 7.5'tu. Ya bak mesela ben Gürcan daha iyi bildiği için yani Fenerbahçe ilk ama sene, ilk senesini bunun zaten, bence büyük bölümü sponsorluktandır zaten, Gürcan. Tabii. İlk senesini zaten yani. Arsenal verdi. Evet. Aynı şey gibi, Icardi gibi. Evet, yani onunla sözleşmesi vardı. Sezon sonunda bitiyordu. Fenerbahçe Kulübü 3 milyon euro verdi. Yani Fenerbahçe üstünü, Kulübü... Üstünü Arsenal ödedi. Hayır. Öteki devam eden yani. 3 evet, yıllık sözleşme daha yaptılar. 3,5 yıllığına geldi yani. Evet. Son bir sene sonra ayrıldı. Yarım sezon için para orada, almamış diye duydum. Yarım sezonu Arsenal verdi. Evet, tamam. Zaten onunla sözleşmesi vardı. Aynı Icardi'de olduğu gibi. Arsenal Kulübü karşıladı. Mesela Koyta'yı göndermiş. 1 milyonunu ben vereceğim diyor Trabzon Kulübü. Ama bu tip transferdeki bu tip paylaşımlar genelde oluyor. Oyuncunun yani kulübün göndermesinde abi, zorlandığı oyuncuların bu tip paylaşımları oluyor gittiği kulüple. Kulüp şunu düşünüyor. Göndermesi 6-750 verecek miydi? Verecekti. Şimdi 6 verdi. 750 cebimde kaldı. Yani akmasa ya damlar diyor. Ya yani kulüp avantaj oradan, gibi görüyor küçük. Oradan Saint Germain için de para değil gerçi 750. Ya onun bütçesinde. Ama öyle bakıyor. Trabzonspor Kulübü de. Bilmiyorum ne kadar alıyordu ama 1.300 alıyordur. 300'ünü şimdi kara gümrük verir. 300 bin euro kar eder öyle veya böyle. Ya Galatasaray sonuçta takımı 950 bin euro alacağını ödemedi Muhammed Mustafa'nın. 250 de verdiği üzerine 1.200 kiralamış oldu.
950 cepten çıkmadı. Çok basit bir şey söylüyorum. Hamdi Hocam güzel bir şey söyledi. Hani bazen zorunluluk yapıyor diye. Evet. Galatasaray Luyendama'yı Antalya'ya kiraladı. 1.050.000 euro alıyor Galatasaray'dan. 500.000'i Galatasaray veriyor. Öbür 550'sini Antalya evet. verecek. Yani böyle şey kadroyu da boşaltıyor. Evet, kadroyu da boşaltıyorsun. Evet, tabii. Öyle böyle 550 de kar ediyorsun yani. Çünkü yani. Adam gitmeyecek. Bak şimdi bir şey söylüyorum. Galatasaray'da hesap var. Babel 2.5 milyon euro. Cagne 2.3 milyon euro. Fegül'ü 4.2. Bunların bonusları hariç. 9 milyon euro bunların çıplak parası var. Galatasaray Icardi'ye 750.000. Mertens'e 2.9. Oliveira'ya 3. Lucas Torre 2.7. Toplam 9.350'ye. 4 tane oyuncu o paraya aldı. Bu boşaldı oyuncular. Bunu aldı o paraya. Daha kıymetli oyuncu aldı. Gidenlere hocam, kimse bakmıyor. Bakmıyor yani gidenlerden. 15'e şeyi sattı. Marcao'yu sattı. Şimdi bak Emre Kılınç'ı kiraya verdi. Taylan'ı verdi, parasını Ankara Gücü ödeyecek. Emre Akbaba gitti. Emre Kılıncı verecek. Emre Akbaba'yı sattı, onun Ömer bir gitti. Parası var. Ömer'den feshettiler, Eyüp'e gitti. Burada baktım ya, 26 futbolcu satmış Galatasaray takımı. 26 futbolcu feshedilmiş. Burada baktığı zaman 13 tane de yabancı almış. 12 tane, 4 de elinde var, 16. Abdülkerim var. Yani bunu yapmak büyük beceri. Vallahi ben yani Erden Timur'u... Geçmişin zararını evet. şu an biraz da olsa hafifletiyorlar. Tabii tabii yani. Hocam yani. Burada ben gayrimenkul uzmanı olan, yani bir ölçüde duayeni olan Erden Timur'un, vallahi bu ben bu işleri bildiğini bilmiyordum. Adam şapkadan tavşan çıkardı ya. Ama bunlar yani bu tip transfer döneminde genelde kulüplerin hep ilgilendiği detaylar. Yani şu an Trabzonspor'da mesela Koyta bu anlamda çok fazla oynatamıyorlar Koyta'yı şey anlamında. Yani gönderme anlamında. Çünkü alacak olduğu rakam büyük. Belki karşı bir kulüple bu konuda hani paylaşım yapamıyor. Cornelius hocam mesela 6'ya sattı. Yani karlı. Yani şampiyon oldu. Adam da iyi adam. Şampiyon oldu. Sana katkısı aldı değil mi hocam? 6'ya evet. sattın. Yani geçen senenin tabii ki şampiyonluktaki önemli bir şeyleri detaylarından biriydi Cornelius. Yani bu tip oyuncular çok az oluyor. Cornelius gibi oyuncular, işte Marco gibi oyuncular. Hani aldığının üzerine vermek. Yani ülkemizde bunlar çok az oluyor. Yani başarı bu. Öyle... Şey, Kim Minci'yi kaça aldın? 4.5 mu neydi? 18.5'a sattın ya. Bunu kullanıyor Fenerbahçe takımı. 3.5 aldık. İşte. 3.5, 18.5. 15 kar. Sıfır maliyetli Ahmet Can, 10 milyon euro. Buyurun. Yani 19 evet. yaşında, 10 milyon euro. Sevgili Onur'un sorduğu sorunun, parasal sorunun cevabı, biz o konuda şeffaf olunmadığı için ne söylesek havada kalır. Peki. Ancak 2-3 sene sonra. Bak Vida'nın biz böyle bir menajer komisyonu olduğunu bilmiyorduk. Trabzonspor Kulübü'nde Ahmet Can açıklamasında detayda vardı. 1 milyon euro da menajerine ödeyeceğiz diyor. Yani 9.5'a satıyor ama satıştan payı var. 9.5'a satıyor ama aslında 8.5 1 milyon euro da menajer payı. Yok bilmiyorum ama yani ya öyle bir Trabzonspor'un gündeminde öyle bir şey hiç olmadı. Kap açıklamasında var. Ha bilmiyorum ben ama peki. Sanki yani kulübünden 9.5 aldık menajere de 1 milyon ödeyeceğiz. Halde... Kap açıklamasında ama var. Ama şunu söylemek şimdi... yanlış bak bir şey söyleyeceğim Onurcuğum. Buyur. Galatasaray takımı Icardi 750 bin euro oynatacakmış. Algı operasyonu yapmanın anlamı yok. Galatasaray takımı 750 Icardi oynatıyor ama Yusuf Demir 6 milyonlu euroya aldı. Onun 1 milyon euro da bonusu var. 7'ye aldı 19 yaşındaki oyuncu. Evet. Belki ileride Galatasaray oynattığı zaman belki 25-30'a satacak. Levent abi onun da yabancı kontenjanında oynayacak olması, yer alacak olması Okan Hoca'yı da bayağı bir rahatsız etmiş. Bugün hani ailesi Türkçe konuşuyor. Niye biz yabancı kontenjanına eklemek zorunda kalıyoruz diye bir tartışma da çıktı. O gün Levent abiyle biz konuşmuştuk. Yani ailesi Türk. Türkçe konuşuyor ama yabancı statüsünde. Ama Avusturya milli takımını seçti. İşte o yüzden yani bu işin de bir resmiyete bağlanması gerekiyor. Demek FIFA yani, birini seç diyor yani. Ben de anlamadım zaten Avusturya milli takımını niye seçti? Onun o ümit milli takım serüveninde bu detaylar çok konuşuldu aslında. Yani bu konuda Tolunay Hoca milli takımlarda çok açıklama yaptılar, çok uğraştılar. Yani bir grup diyor ki biz çok uğraştık gelmesi için ama Yusuf'un tarafından hayır biz de Türkiye ilgilenmedi. Tercihimizi bize bıraktılar gibisinde bir karmaşa yaşandı. O ayrı, o yani ayrı nokta. Onu ben o ayrı yani. Tartışma noktası ama Okan Hoca'nın söyledikleri üzerine söylüyor. Kendisi Avusturya milli takımını seçerek bu ülkedeki bir şey. Yerli statüsü hakkını kapattı. Evet, kendi tercih etti. Kendi zamanında. Tercih etti. Buna yapacak bir şey yok. Mesela Mesut oynayabiliyor Alman Almanya milli takımını seçti. Oynayan Emrecan. Türk değil mi? Evet. Ama bak ne diyorum? Peki, o tercihleri Manchester City'nin Türk oyuncusu. İlkay. İlkay.
Türk değil mi abi? Düğünün nerede yaptı? Hayır, soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Öztürk, şimdi bu adamlar gelip Türkiye'de yabancı vatandaşı muamelesi görürse yanlış olur. Türk şeyleri var, kimliği var. Ama çakma Türk vatandaşı değil bunlar. Futbol Federasyonu koydu onun zamanında. Yanlış dedi ya, o ayrı. Mustafa Doğan Alman milli takımda oynuyordu. Geldi Türkiye'de oynadı. O da seçmedi Türk takımını. Velikallak da Türk statüsünde oynadı. Hayır, bu, ama Veli Kavlak Avusturya milli takımda oynuyordu. Ama Veli Kavlak o tercihi yaptıktan sonra bu kural çıktı. Biz dedik bu kuralı koymayın. Ya. Öyle şey mi olur ki? Neden koydular? Herkes Türk milli takımını seçsin diye koydular. 2015'te alındı bu karar. Mesela bak biz bunu eleştiriyoruz. Almanya'da Futbol Federasyonu ne diyor biliyor musun kulüplere? Kadrodaki 11 oyuncunun ilk lisansı Almanya'da çıkmış olacak diyor. Yani buraya bir Alman aile geldi. Çocuklarını aldılar, Galatasaray tesislerine götürdüler. Amatör olarak lisansını çıkarttı Galatasaray, oynatacak çocuğu. Amatör olarak oynatabiliyorsun yabancıyı. Türkiye'de yaşıyorsa, ikamet ediyorsa. Döndüler Almanya'ya. İlk lisansını diyor Türkiye'de diyor. Tam onun tercihi. Mesela o yabancı. Alman şeyini korumak için yapıyor. Yani Almanya'da o Beckenbauer'un projesiydi. Almanya'da zaten yetişen oyuncuları evet korumak için yapıyor. Doğru. Benim tesisimden faydalanıyorsun. Türkler beni seçecek. Bu milli takım falan da değil. Bak Türkiye milli takımı da seçmemiş. Anladım. İlk lisansı Türkiye'de olduğu için o 11'in içine koymuyor Almanlar. Ya Tolga onlar, Ciğerci Alman vatandaşı da, değil mi? Daha da sert yaklaşıyor. Evet. Allah aşkına. Alman vatandaşı değil mi? Ya bunların hepsini geçmek yani, lazım. Yani o noktada aslında şey önlemek Icardi, istiyor. Icardi Arjantinli değil mi? Evet. Bir tane pasaportu var. Nasıl çok oluyor bu? Arjantinlilerde o var ama. Tamam nasıl oluyor Delgado'da bu? Delgado'da La Masia'da evet yetişme. Barcelona'da. Çünkü İtalyanlar Güney Amerikalılara o hakkı tanıyor yani. Ya, tamam ama ya her ülkede değil ya. Bu saçma bir şey. Çünkü adamın babasının, ailesinin eğer kimliği Türkse varsa bu kimliği evet, bu zaten hak ediyor ya. Evet, şimdi ben bir şey sana söyleyeyim. Birçok Galatasaray'daki mesela söyleyeyim ben sana. Muslera'nın çocukları Türkiye'de doğdu. İsteseler Türk vatandaşı olurlar. Hakkı ama var. Bunların Uruguay vatandaşı olmasını engellemez. Ama mesela bak Vedat Muriç de. Evet. Türk vatandaşlığı var, yabancı statüsü. Tabii öyle örnekler yani, de var. Çünkü pardon, şimdi Can abinin az önce Ahmet Can'la ilgili söylediğinde total para 10 milyon euro, 500 bin euro menajerine verecek. Yani 9,5 milyon net rakam. Kap bildirimde bu var. Öyle 500 bin euro var ama total para 10 milyon. Onun 500 bin eurosu menajere gidip 9,5 milyon transfer kazandığı para. Menajer geliyor diyor ki ben bu adamı götürürüm. Size bu kadar para getiririm. Bana ne verirsiniz? Yani kulüpler arasında bir pazarlık. Bir de bonservissiz gelmiş. Aslında bonservisi gelmiş. 2 milyon euro menajere vermiş. İkna etmesi için ya da farklı şey yapması için. Peki yani, şimdi bir de Galatasaray bana bir not geldi, uyardılar. Fazıl beni uyardı. 17,5 milyon euro UEFA'dan para gelmiş. Geçen sene Avrupa Kupası'nda gruptan namalip çıktılar ya. Evet. Kazanılan hak 17,5 milyon yönetime gelmiş. O da zaten limiti en geniş kulüp şu an. Tabii. Bildiğim kadarıyla. 17,5, 15 doğru, daha 32,5 milyon euro zaten transfer sezonuna başladı. Başlıyorsun evet, yani sıfır. Şimdi yani Beşiktaşlar çok soruyor. Serdar Sarı'da açıklayacak mı? Weghorst oynayacak mı? Bu hafta kritik Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasında forma giyecek mi diye kendisine soracağım ama biraz saha içine dönelim istiyorum ben. Dün transfer dönemi bitti. Herkes kadrosunu kurdu. Eksiğini tamamladı. Tamamlamadı. O tartışılır. Zaten bitmese burada ben olmazdım. Zeki otururdu. Şimdi en iyi orada kadroyu orada da Aykut alabilirdi. Değil mi? Ben kırmızıyı diye Aykut deyince. En iyi kadroyu kim kurdu diye bir kısa bir tartışma yapmak istiyorum ben burada. Hamdi Hocam çok konuşmadı. Hocam kısa kısa hepimiz en iyi kadro şu takımdadır şu an itibariyle. Henüz sahada performanslarını görmedik ama bu takımdadır dediğin takım kim? Yani şimdi sezon başı Trabzonspor'da Trezeguet yani Bartra bazı oyuncular alırken ben dedim ki tamam Trabzonspor'un bütün eksikleri gitti. Bu seneyi geçen seneden daha iyi oyunla gidecek gibisinde bir söylemde bulundum. Ama yani evet transferler Serdar dediği gibi çok renkli isimler, çok keyifli isimler. Ama takım yapılanması için bu süreçte bu kadar yeni isimin bir takım oyunu, ben biraz olay belki sağ bölümüne geçeceğim. Yani oyun oynanacak bölümündeki bu oyuncuları içeride detaylandırmak o en zor bölümü. O yüzden yani isim olarak söyleyebiliriz. Evet herkesin bir renkli isimleri var baktığınız zaman. Ben kimse kimseye ayırmam. Ya çünkü
Gerçekten hepsi çok farklı. Ama Galatasaray için Los Galacticos manşetleri atıldı yani, iki gündür. Ben oyunu görmem gerekiyor. Görmen yani gerekiyor. Oyun, biz kağıt üzerinde konuşuyoruz hocam. Kağıt üzerinde yani, konuşuyoruz şimdilik. Sağda yani, zevkli yani. Bu da çok ayıramam şimdi. Yani ben bilmiyorum yani şu an en güçlü oyun Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gibi duruyor. Ama Galatasaray'ın transferleri içeriye girdiği zaman neler değişecek? Yani baktığın zaman hepsi çok keyifli. Yani hangi birbirinden ayıramıyorsun. Birbirinden ayıramıyorsun. Yani, Fenerbahçe dönüşte hani oyuncu sokuyor. Bakıyorsun ki bu oyuncular niye kenarda oturuyor diyebilecek kadar kalite bir oyuncular. Galatasaray oyuncular içeride kimlerle o değişikliği yapacak? 3 tane yerli oyuncusu var. Bu çok büyük bir problem. Hangi oyuncular içeride olacak? O belli zaten hocam. O süreci ama işte bu oyuncular çok formsuz başladılar Levent abi. Şimdi bak, Trabzon'un ön tarafı yabancı. Beşiktaş'ın ön tarafı yabancı. Fenerbahçe'nin ön tarafı yabancı. Galatasaray ön tarafı iki kanadı yerli. Ama şimdi evet. Tamam okey. Bu arada şimdi, biz konuşurken kadrolar da gelsin. Biz hani ideal kadroları yani yaptık. Hocam, siz hani orada oynamaz bu oynamaz diye söyleyebilirsiniz. Galatasaray'a göre avantaj. Mesela sizin dediğiniz çok doğru bir şey var hocam. Galatasaray Okan Hoca'nın dediğiniz gibi görmek lazım. Önce bu üç yerlinin başka mevkilerdeki yerlerini de yaratmak lazım. Yani Abdullah Hoca'nın en çok üzüldüğü olay Dorukhan'ın sakatlanmasıydı. Evet. Çünkü her bölgenin alternatif oyuncusuydu. Doğru. Şimdi Galatasaray sezona Kerem ve Yunus da başladı. Baktığın zaman Levent abi çok memnun musun? Değil. Tabii. Şimdi karşılığını vermedi. Tabii ki bunlar her an kenara gelebilecek kadar bir formsuzluk içerisinde girebilirler. Çünkü oynadıkça oyun olumsuzlaşıyor onlar adına. Çünkü ikisi de bireysel oyuncu. Çok istediklerini yapamasa bir anda oyunu da kaybediyorlar. Hadi bu iki tane oyuncu bakayım oraya. Bu kadar yabancının arasında hangi yerliyi o bölgeye atacaksın? İki yabancı var. Koyacak yabancıları bak, geldi. Ama yerliyi ama nasıl yapacaksın? Ama yerliyi nasıl yapacaksın? Bir tane elinde imkanın var o da Kazımcan. Ben de Galatasaray'da bir de Berkan var. Erdem Bey ve ekibine bir öneride bulunmuştum. Bunu maalesef ıskaladılar ve örnek veriyorum bir futbolcuya az bir para verip yani almayıp ben Kaan Ayhan almalarını tercih ederdim o parayla. Neden? Üç bölgede oynayan oyuncu. Sağ bek, stoper, ön libero. Ön libero. Şimdi bu Okan Hoca'nın elini güçlendirir. Sizin dediğiniz gibi ön tarafı daha etkili hale getirirdi. Yani bu çok önemli. Yani bütün takımların bence bu problemi yaşayacaklar. Özellikle Galatasaray'ın bunu çok yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Yunus ve Kerem'in performansına çok güveniyor. Yani bakıldığı zaman bunlar oyunu belirleyici oyuncular. Yani üçüncü bölgede oynayan oyuncular. Bu oyuncuların performansı hep iyi olmak zorunda. Şimdi oradan onları alırsan bu sefer başka bir yerlerde başka alternatif deneyeceksin. Belki bütün oyunu bozacaksın. Yani bunlar biraz sıkıntı yaratacağını ben düşünüyorum. Yani belki Fenerbahçe, şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun şu an Necip'le oynuyor. Bazen mecburiyetten dolayı oynuyor. Seçimde mesela Mustera'yı kulübede oturturlar mı? Ya Galatasaray o rahatlayacak bir ortamı yakalayamadı ki Mustera'dan vazgeçse. Ya oyunu daha yakalayamadı. Bugün hala Trabzonspor mecburiyetten oynuyor. Bence Uğurcan'dan vazgeçemez değil mi hocam? Kesinlikle. Geçemez. Yani kalecinin Türk olması büyük olan. Tamam ama iyi Türk biraz olması lazım. Galatasaray'da. Galatasaray'ın kadrosunu verir misin sevgili Özgür ekrana? Onu bir konuşalım. Hazır güzel bir noktaya parmak bastı Gürcan abi. Biz sol beke mecbur Kazımcan'ı koyduk. Diğer yıldızları oynatabilmek için mesela. Şimdi Yunus'tan vazgeçmek için sağ beke de bir Türk koyman lazım. Mesela, Kazımcan, Abdülkerim, hayır. Yunus. Başka Türk. Kerem var. Yani Abdülkerim ama o zaman Mata, ama mesela Mertens'le Mata aynı anda olmaz. Ben Mata'nın Mertens'i yedeklemek için alındığını biliyorum. Bir de Levent abi şimdi. Dolayısıyla Mertens orada olur. Öbür tarafta bir tane bu kadroda oyunculardan bir tanesi Raşitsa mesela. Raşitsa olur, o olur. Evet. Bir de Levent abi şimdi bu başlangıç 11'i. Şimdi oyunun içerisinde oyun kötü giderse teknik adamın İçeri atacak olduğu oyuncuda bir yerli seçimi giderse diyelim Abdülkerim kötü oynuyor veya Keremcan. Şimdi bakıyorsun oraya da mecbur bir yerli koymak zorundasın. Elbette. Kenara bakıyorsun orada o oyuncu yok. Onu da ya bunlar işte çok büyük yapacak. Bir problem. Yani Emin Bayram'la yapacak başka yani, şansı yok. Yani çok aslında bunlar çok sıkıntı yer. Emin Bayram mesela Kazımcan'ın yazılmış Arnold yok 11'de. Levent abi'nin dikkatini çekmiştir. Galatasaray'ın son iki maçında oyunu kuran oyuncu Arnold. En çok pas alan, en çok pas veren. Gerek önündeki Kerem'le, gerek Olivier'e ya da Torreira'yla en çok pas alışverişinde bulunan oyuncu Arnold. Ama katkısı yani bek olarak bakmayın. Son oyun maçta içinde geçen sene iyi bitirdi aslında Van Arnold değil mi? Yani şimdi bu sene iyi şey başlamadı, geçen sene yani iyi bitirdi. İlginç bir adam. Mesela ilginç, kendine has bir özelliği var. Yani gelgitleri olan bir oyuncu hocam. Bunu maç içinde görüyorsun. Bazen var ya sol tarafa uçurtma gibi bir sol bek oluyor.
bazen yerini kaybediyor. Bazen gelip kademeye girip pozisyonu engelliyor, rakip pozisyonu. Yani mesela Şaşı Boy da öyle. Müthiş oynadı şey maçını. Gaziantep maçını. Olacak şey değil. Şu kadroyu iki ay önce yansıt ekranı, ben şaşırdım Boy'a. Yani burada Mertens'e Mata aynı yere yazamazsınız. Aynen. Mertens'e Mata olmaz beraber. Mertens forvet arkası olur. Tamam, biz hani yazdık, siz doğrusunu, fikrinizi Mertens söyleyin. Mertens yorulunca Mata girer. Abi mesela, tamam. Ama bak burada Mata da tam hazır değil. Ta 10 gün önce söyledi Levent abi. Bunları yaptınız dedi, bu transferleri. Şimdi kulübeye konuşalım. Gomis kulübede. Seferovic kulübede. Icardi oyunda. Kerem kulübede. Kerem kulübede. Dubois kulübede. Dubois, evet. O kulübede. Ondan sonra Emin kulübede, Mata kulübede. Mitse kulübede. Mata kulübede. Yani problem çıkar diyorsun. Kulübede. Çıkar abi. Van Aanholt kulübede. Yani aynı şey Fenerbahçe için geçer canım. 5 oyuncuyu değiştiriyor şey. Jorge Jesus herkese havuç veriyor abi. Veriyor. Şimdi bunu da öyle yapacak şeyde. Jesus'un uyguladığı oyun, felsefe Fenerbahçe'de eğer başarıyı getiriyorsa, oyuncular arasında bir sıkıntı yaratmıyorsa, Okan Hoca da gerekirse Mitsu'yu oyunu alacak, Torreira'yı da dinlendirecek. Sonra Mata'yı alacak, Mertens'i çıkaracak. Ve yani öbür kenara Yusuf'u alacak, onu oynatacak. Yani bunlar olacak. Mesela Icardi ile tamamı bitiremeyecek, oraya ya Gomis'i alacak. Bunu yapacaksın. Yani bugün her kulüpte böyle, Manchester'da da böyle, ne oyuncular oturuyor kenarda. Evet. Orası City ama. Gürcan abi. Yani burada Fenerbahçe'nin şansı ne biliyor musun? Yerli oyuncuların hem... Yerli oyuncu kalitesi. Yerli rotasyonunun geniş olması. Çok bir de geniş. 3 günde bir maçı var. Yani bakmayın tabii. Bu hafta maç yok diye aynı takımla çıktı tek rotasyonla. Hayır, ben modelini yani anlattım. Bu hafta lig maçı olsaydı mesela kulübede oturan ilk 11 oyuncular ilk 11'de olacaktı. O nedenle oyuncu zaten haftada bir ilk 11 maçını yapıyor. Dolayısıyla şikayet edeceği bir ortam ama maç başını alıyor, primini alıyor. Sıkıntısı kalmıyor. Yani Fenerbahçe'nin bir de şöyle avantajı var Gülcan abi. Fenerbahçe sezon başı kampını şu anki oyuncu grubunun çoğuyla yaptı. Yaptı, doğru. Şimdi Galatasaray'la Trabzonspor'a baktığınız zaman en büyük dezavantajları bu. Yani evet, Trabzonspor'un yani sezon başı kampı var. Yapmadığı o kadar çok oyuncu var ki. Bugün belki Trabzonspor'a birazdan geliriz. Yani Abdullah Hoca'nın yani şu an eleştirilen bir Trabzonspor var. Doğrudur. Yani belki istediği oyun olmuyor falan filan ama bu haftaki en son Ferencvaros maçında Trabzonspor geçen seneden 3 oyuncuyla çıktı. En son Galatasaray ile oynadığı lig maçında geçen seneden oynayan 2 oyuncu vardı. İşte Abdülcan'ın tarzı zaten çok tekrarlı bir antrenman abi, metodu da, ve çok tekrarlı bir oyun. O da çok mantıklı değil. Hadi sakatlıklar vardı. Geçen senenin rahat şampiyonu değil mi Trabzonspor? 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ligin bitimine. 10 transfer yaptı ya. 10. Fenerbahçe iyi bir seri yakaladı. Değil mi İsmail Hoca'yla? Lig ikincisi oldu. İkinci yarının lideri. 12 transfer. Ya 11 ya 12 transfer yaptı. Şimdi bu da mantıklı değil. Şimdi Trabzonspor'un değişim hakikaten, mantıklı değil yani. İstikrarlı takımın değişimleri. Aynen. Yani ben Trabzonspor'un tabii ki bu kadar bu yoğunluğa gireceğini çok beklemiyordum. Yani sezon başı yapılan 5 transferden üstüne en fazla takviye yapılır devam eder ama şimdi etraf öyle bir transfer şeyi içerisine girdi ki. Yusuf'u beklemiyordum ben mesela. Ya tabii ki bir de 3 tane büyük sakatlık verdi. 3 büyük sakatlıktan başka. Kenardan 3 oyuncu içeri girdi, kenarda oyuncu kalmadı. Yani Trabzonspor'un ki biraz bana tabii ki Trabzonspor'un ki biraz böyle şey geldi, acil geldi. Yani bir mecburen yapılan zaruldu. Bir transfer yoğunluğuydu ki aslında gene en sakini bakıldığı zaman 4 takımın arasında gene Trabzonspor. Yani hocayı çok yoracak bir transfer şeyi değil bence. Her oyuncuyu doğru kullanılabilecek bir yapı içerisinde kaldığını düşünüyorum. Peki bir şimdi şey söyleyeceğim müsaadenizle. Çok kısa aramız var. Ara öncesi beklet, virgül koy, aradan sonra tamam, aradan söyleyeyim. Sonra Hamza Hoca'nın vurguladığı bir şeyi anlatacağım. Çok güzel bir konuya değindi. Sonra. Sezon tamam. Öncesi çalışmalarıyla ilgili. Tamam. Şimdi bak büyük bir handikap var bu. Şimdi işte. Araya gitmeden çok kısa hani şu soruya artık bir cevap verelim. Weghorst Başakşehir maçında oynayacak mı oynamayacak mı? Sakat ben, mı? Ben bugün oynayacak. Dün idmanda bir darbe aldı dizinin altına. Oynayacak diye duydum. Güvenilir kaynakları. Yetişiyor dedi. Yetiştirmeye çalışıyor. Büyük bir ihtimal oynar dedi. Bugün ne cuma? Maç pazartesi. Pazartesi evet. 3 gün daha var. Evet. Serdar Sarıdağ diyor ki Weghorst Başakşehir maçında oynayacak. Beşiktaşların yüreğine su serptin. Ama onun yerine Cenk oynasa çok fark eder mi? Tabii Weghorst ligin en formda oyuncusu. O başka tabii ligin en formda oyuncularından biri. Hem asist hem gol anlamında söylüyorum. Tabii Cenk de oynasa Cenk de iyi bir oyuncu. Muleyka ile birlikte Gezal da
Weghorst'un yetişme ihtimali biraz zorluyorlar ama. Yani Weghorst'un oynama ihtimali Gezen'inkinden çok çok fazla. Çok çok fazla. Evet. Bugün Sercan Dikme'ye bir tweet atmış. Doğru haberi. Darbe aldı. Zıplayınca diyor ayağında ağrı oluyormuş. Hatta bir tarafta demiş zıplamasın o zaman. Çok kötü ona. Bu arada peki o zaman bir maç özetlerini izleyelim. Ardından tabii konuşulacak çok şey var. Lucescu'nun basın toplantısını terk etmesi var. Jesus, Batshuayi hepsini konuşacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. Abdullah Avcı'yı konuşacağız. Maç özetlerinin hemen ardından. Evet, maç özetlerimizi izledik. Çaylarımızı, kahvelerimizi tazeledik. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Dün gece Fenerbahçe büyük bir coşku yaşadı. Batshuayi ilk maçında Fenerbahçe'yi kurtaran futbolcu oldu. Jesus'un rakip kalecinin üstüne yürümesi tartışması, Lucescu'nun basın toplantısını terk etmesi, bunları tartışarak, konuşarak başlayalım. Önce Gürcan Bilgiç'e bir döneyim. Batshuayi'den böyle bir performans, böyle bir kurtarıcılık. Tabii Serdar Sarıdağ da bakıyor bana Batshuayi deyince. Senin soruna bir ek yapacağım Doğuzer. Bekliyor muydun? Ekle o zaman. Batshuayi bu sene kaç gol atar? Hmm, güzel. Babayı... Kaç tane de kaçırır diyorsun. Yok. Bak ben beğendiğim bir oyuncu. Net söyleyeyim. Benim de çok beğendiğim. Hangi takım daha iyi transfer tabii yaptıraya benziyor? Öyle bir soru. Cevabı tabii yok bir soru. Abi. Cevabı yok. 20'nin üzerine de çıkar. Yani Batshuayi'nin zaten hocanın da Batshuayi'de diretmesini anlıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe her maç 30 ile 40 arası rakip ceza sahası içinde topla buluşuyor Fenerbahçe'de oyuncu. Ve stil olarak baktığımız zaman oyuncunun yeteneğine, oyuncu profiline baktığınız zaman o oyuncu. Yani çabuk, kısa mesafede bunu değerlendirebilecek santrafor, oyuncu profili Batshuayi. Beşiktaş'ta 14 atmıştı. Fener'de 20'yi bulur. Ben 20'yi hatta geçebileceğini de düşünüyorum. 20 golü geçer tabii diyorsun. Yalnız tabii şu şansı Avrupa yok. Dahil mi? Tabii dahil. Ziraat Türkiye Kupası dahil mi? Dahil. Abi dahil. O zaman ben de geçerim onu ya. Geç o zaman. 20'yi ben de geçerim abi öyle hepsini dahil ederse. O zaman niye Weghorst aldılar? Seni alsalar. Ben de geçerim 20'yi abi. O da güzel. Şey, yani belki. Yalnız şu var tabii. Şimdi hocam sizin yanınızda böyle iddialı konuştum ama aklınızda sığınak. Geçen sene Avrupa'da yok muydu? Beşiktaş mı? Evet. Vardı, Şampiyonlar Ligi'nde vardı. Tamam, Batshuayi oynamadı mı? Oynadı, çok da pozisyona girdi. Ajax'ın maçında direkten döndü. Demek ki normal karşılamak lazım. Yani benim ölçüme göre Fenerbahçe doğru bir transfer yaptı. Bence de doğru. Hücumda sprinter oyuncuları kabul eden bir Jorge Jesus'un statik böyle pivot santrfor yerine yine sprinter bir santrforla oynamasını düşünmesi çok doğru bir şey. Bu sene Batshuayi bu oyun sistemi içerisinde çok pozisyonlu. Yani ben... şeye baktığın zaman, hocanın röntgenine baktığın zaman seçimin ne olmasın dediği gibi Levent abinin. Tırnak içinde doğru. Bu ötekilerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Doğru transfer yaptığını, o bölge için doğru oyuncu profilini tercih ettiğini görüyoruz. İkinci etapta mesela penaltı attırmayacaksın Batshuayi'ye. Evet. Yani penaltı. Serdar Sarı'dan tavsiyede mesela bulunur misin? Mesela ona değilse Fenerbahçelilere. Gomis'e de attırmayacaksın. Yani Gomis'e de attırmayacaksın. Attırmayacaksın abi. Yani Gomis'e, Batshuayi'ye penaltı attırmayacaksın. Ya da attıracaksan da skor 2-0, 3-0 iken. Sen Fenerbahçe'nin hocası olsan senin penaltıncı kim olurdu birinci sırada? Şimdi hocanınki Valencia. Seni kenardan getirip Arda'ya attırır. Ben kenardan getirip Arda'ya attırır. Mesela bravo. Arda, Pedro. Pedro. Değil mi? Bir soru da ben ekleyeyim. Batshuayi Banko oynar değil mi? En çok Batshuayi oynar. Şimdi şu var. Yanında kim oynar? Şu var, bence Onur. Fenerbahçe'de Banko oyuncu yok. Bravo. Şu var Onur. Kaleci Banko. Üçüncü bölgede Banko oyuncu yok. Evet. Jesus'un oyunu yönetmesi, işte yapılan transferler, sahadaki oyun, alınan sonuçlar. Baktığın zaman her hafta yeni bir şey hayal ettiriyorlar. Allah'a var yani. Bir maç bakıyorsunuz stoperler gelmişler. Ceza alanının önünden, rakip ceza alanının önünden şut çekiyorlar. Bir maç João Pedro çıkıyor. Yeni transfer. Merakla bekliyor herkes o beklenti içinde. İşte golünü atıyor. Çok şık bir gol atıyor. Oynadığı oyun herkesin hoşuna gidiyor. İşte Batshuayi'yi transfer ediyorsun. Şimdi herkes şunun hayalini koyuyor. O ikili nasıl oynar? João Pedro, Batshuayi ikilisi. Ama onlardan önce gene müthiş bir performans yapan mesela bir Kasımpaşa maçı, maça hükmettiler resmen. Joshua King ile Valencia. Valencia. O etapta. Ferdi sağ bek oynatıyorsunuz. Doğru. Başta Fenerbahçe taraftarı Osayi neden yok diyor. Mesela
Ferdi'nin ama öbür taraftan Alioski'yi de oynatman lazım. Sol ayaklı sol bek, sağ ayaklı sağ bek arıyor. Yani orijinal oynatıyor. Sıfırda oynamak için. Yani taç çizgilerini oynamak için. Merkeze geliyorsunuz, 2-6 numarayla oynuyor. Arao'yla Crespo. Ama oyunun içine baktığımız zaman o 2-6'yı 8 gibi de oynatmaya başladı. Önlere gitmeye başladılar, araya top oynamaya başladılar. Dünkü maçta 3 forvetle oynadı. Yani Rossi'yi ne kadar orta saha gibi göstersen de dizilişte orta saha özellikleri yok oyuncu. Fenerbahçe'nin kadrosu var mı mesela? Yani, dünkü maçın kadrosu. Dünkü maçın da biz bir ideal yaptık ama dünkü maçın kadrosu da varsa rejide hemen arkadaşlarımız. Verebiliyorlarsa mesela oradan şey, göstermek lazım. Ve benim düşüncemde Kayserispor kadrosunun isimler değişebilir ama yapısı çok ideal. 1-8-10 numara İrfancan. Orada Ozayis olabilir, Mert Hakan olabilir, Arda Güler olabilir. Yani İrfan Can olabilir. Forvetin arkasında topu daha akıllı kullanabilen, daha orta saha özellikli bir oyuncu. Onun arkasında 2-6. Mesela hatırlarsınız Los Galacticos. Demin sen Galatasaray için kullandın ama gerçek Los Galacticos. Yani Real Madrid'in o Zidane'lı, Beckham'lı, Roberto Carlos'lu, Raul'lu döneminde 2-6 numara, Makalele, Cambiasso. Bütün ortalığı onlar toparlıyordu. Evet. O ön tarafın kreatif oyuncularını çok koşturmuyorlardı. Rahatlatıyorlardı. O nedenle Crespo Arao ikilisi. Oraya zaman zaman İsmail'i dener mi? O değişebilir tabii. Yani İsmail, Mert Hakan gelebilir. Yani orada, Mert Hakan çok o bölgede kullanmaz orada ama daha, İsmail bir oranın daha, daha tempolu ikili oynatıp ön tarafı oyuncularını, kreatif oyuncularını çok geri koşturmadan daha çok toplu buluşmalarını sağlamak istiyordu. Öyledir demiyorum. Ben yani gördüğümden dedim ya biraz önce. Hayal kurduruyor. Her maç farklı bir hayal kurduruyor. Şu da bir net durum. İyi oynarsın, kötü oynarsın. O günün şartlarında işte Konya maçı çok kötü oynadı. Oynatmadı. Senin Konya takımı yürütmedi bile sahada. Ama, ama 10 kişi kalmasaydı belki... Hayır, 11'e 11 iken de şutu yoktu Fenerbahçe'de. O da doğru. Yani 10'a 10 iken biraz net baskı yapmaya başladı ama oyun olarak önceki maçlarına göre çok kötüydü. Ama fizik olarak iyiler. Bu da antrenman kalitesi gösteriyor. Mesela bugün bir detay verdi. Galiba Serkan Akkoyun'un tweetinde gördüm. İki golü de duran toptan buldular. Duran top antrenörü var ekibinde. Yani bir taç antrenörü. Yani siz bugüne kadar gördünüz mü Ferdi'nin böyle taç attığını? Dakikanın önemi var mıydı? Son dakika bir pozisyonuydu. Yani orada topu mecbur o bölgeye atardı. Yani hani son dakika pozisyonu. Ama ondan için önce de o bölgede yakalanan taçları benzer şekilde kullandı. Yani neredeyse 6 pasa kadar yetiştirdi ama topu. Ama Gürcan abi size çok yüksek Fenerbahçe'nin. Yani bir kere savunmada çok yüksek size oyuncular var. Onlar ceza sahası içerisine geldiği zaman şimdi Batshuayi da buna katabiliriz. %100. Yani King'i katabiliriz. Yani o bölgede o yüksek oyun oynayacak çok oyuncu var. %100. Yani, Serdar Dursun bile var ya yani, size oyuncu. Yani zaten öyle. Hangi maçtı? Slavaçka maçı mı? Bir baktım şey gibi. Yani kulelerden şey yapmışlar yani. 3 tane stoper. Mesela Galatasaray'ın en sağ uzun Ross olacak. Altay 4. Hepsi 90'ın üstü. Uzun. Serdar var orada. O şey de 190. Kısa değil. Arao da kısa değil. Evet. Bu arada fizik zaman gücüden bahsettiniz. Dün Dinamo Kiev'in o sert futboluna Fenerbahçe artık Jesus belli bir dakikadan sonra kenarda siz de sert oynayın diye işaret yaptı. Görmüşsünüzdür. Ve kafa kafaya müthiş bir mücadele verdi. Dinamo Kiev'i de fiziğiyle sindirdi dediğiniz gibi. Yani, sonra Lucescu kızdı. Oyuncular hastanede ameliyat olacak falan dedi. Ama yani o görüntüleri bir verelim mi? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Sizin gibi otoritelerin yorumlarınızı. Gürcan abi bitirdin mi yorumunu? Yarım kalmasın. Bitirdi. Yani tabii bitirdi diyor abi. Gürcan abi yorum bitmez. Bitti herhalde. Ona sorarsa bitmedi der. Yani şey. O yüzden Levent abi güzel cevap verdi. Tebrik ediyorum abi. Yarım bırakmayayım diye. Hayır, şimdi şu var. Uzun yıllardır tarafta hasret kaldığı bir enerji yakaladılar. Yani tribünler de yakaladı, sahadakiler yakaladı. Yani geçen sene bir barışma gerçekleşti taraftarla takım arasında. Bir barışma gerçekleşti.
Ve şimdi onun ritmiyle hakikaten iyi bir rüzgar aldılar arkalarına. Ve gerçek, yani yaptığın zaman da bu çok önemli. Teknik direktöre inanmak. Yani hem takım inanıyor görüyorsunuz. Oyuncu grubu büyük saygı duyuyor hocaya. Tribünler de inanıyor hocaya. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmez. Her taraftan bir oyuncusu vardır. Onun oynamasını ister. Fenerbahçe'nin temin kadrosu sorarken şunu söyledim. Fenerbahçe kaç değişiklik yaptı? 5. 5 değişiklik sonrası yeni 5'le oyuna hakim olup bir golü attı, onu söylüyorum. Oyuna koyduğu oyuncu Batshuayi sonuçta golünü de attı. Yani Jesus'un hani temin sana söylediğim Okan için rol model olacak dediğim olay o. O oyuncular eğer oyuna küsmeden girip kalan yerden çıkanların yerinden alıp oyunu devam ettiriyorlarsa, maçı yine force ediyorlarsa bu kulübedekilerin de hazır olduğunu gösteriyor. Benim de anlatmak istediğim Okan Hoca da bunu böyle yapmak zorunda Galatasaray'da. 11'ini belirledikten sonra kulübeden alacağı yabancı 5 tane yabancı diyecekse onlar da o çıkanların yerine o görevi devam ettirmeleri lazım. Hazır bu, tutması ha, lazım. İşte bu ama oldu Galatasaray'da. Dün Levent abi öyle işte eşitlik oldu ki Valencia. Komis iki kere sonradan girip atmadı mı? Batshuayi. Seferovic sonradan girip atmadı. Öyle 3 değişiklik yaptı ki içerideki oyuna çok değer kattı. Seferovic de sonradan girip attı. Doğru söylüyorsun hocam. O kendi kalesine sayıldı o gol. İşte onu söylüyorum bak. Hamdi Hoca. Yani dünkü son 3 değişiklik mesela aynı anda İrfan, Valencia, Batshuayi mesela. Üçü de yani şimdi. Evet, burada beraber ben izliyorduk son dakikaları. Yani şimdi tabii ki şu an Fenerbahçe şöyle bir avantajı var. Evet, bir oyunu yakaladı. Yani aslında oyunu anlatılabilir şu an en temiz takım Fenerbahçe. Yani oyunun kısa bölümünde oynaması, oyun sistemi, giren oyuncu çıkan. Elinde çok kaliteli bir kadro var. Bu kadar rotasyonu bu kadar rahat yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de kaliteli oyuncu grubu. Ya Hamdi Hocam bak ligin en çok şiddetli koşu atan takımı Fenerbahçe. Yani 24 kilometre ve üstü hızlarda. Bu rotasyonları yapmazsa 3 günde bir maç oynadığı bir süreçte çatır çatır gider adaleler. Çok kolay değil. Yani o yükü yani bunu oynayabilmen için büyük efor sarf etmen lazım. Yani fizik gücünün iyi olması lazım. Pazar oyna, perşembe oyna, pazartesi oyna, perşembe oyna, aynı oyunu oyna, aynı şiddetli oyna. Değiştirmediğin anda, o rotasyona girmediğin anda, üçüncü, dördüncü hafta başlar sakatlıklar. Arka adele çekmeleri, şunlar bunlar başlar. Rotasyona girerken de içeride doğru bir oyun olması ve oyuncuların performansı ona hep hazır olması lazım. Bunu oyuncuya kabul ettim ben hocam. Tabii Levent abi, şu an Fenerbahçe'de oyuna giren oyuncunun yüz ifadesinden içerideki oyuna bir anlam vereceğini anlatıyor. Tabii, bravo yani, hocam, doğru şimdi şey. Oynamayan oyuncu. Küskün girmiyor tabii yani hocam. Bir an evvel gireyim de devam edeyim ben. Levent abi, sen geçen seneki performansta Mert Hakan'ı, Zahis'i, Crespo'yu kenarda tutabilir misin? Evet. Tutamazsın. Ama yani baktığın zaman dönem dönem hepsi oynadı. Hepsi de oynayacak. Evet. Yani şimdi belki hocam geçen sene zaten bazı isimler kadro dışı kalmadı mı? Fenerbahçe'de. Çok küçük yani. O ama Fenerbahçe neden? Çok küçük detayı. Senin dediğini doğruluyor. Ozan, Mesut. Hani evet. Buna itiraz edenler yolu kadro dışına doğru gidiyor. Yani Serdar, kimse diyebilir mi İrfan Can kenarda bekler diye? Kimse abi, diyebilir mi? Bunu dedirtemezsin. Başakşehir'de yani, dedirtemez. Sorun çıkartır. Bugün yani, Galatasaray'da seneye mesela lig başlasın işte seneye diyorum. Önümüzdeki bu hafta içerisinde öyle adamlar kenarda oturacak ki. Diyecekler ki ya böyle adam kenarda oturur mu? Oturur tabii, içerideki adama baksana. Mesela oynadığı oyunda. Ama bunlar şunu bilecek. Olivier'de tek olmadığını bilecek. Evet. Mesela Beşiktaş'ta yani, ya Cenk Tosun'u niye kenarda tutuyor? Tamam, adamlar oynuyor içeride. Şimdi hocalar kazanan kadroyu bozar mı kolay kolay? Bozmaz. Evet, ama 90 artı 3'te de Cenk Tosun oyuna sokulmaz. 30 saniye kadar da sokulmaz. O yani de. Onur, burada hoca hoca modeli, hoca saha içi ve oyuncu iletişimini çok yüksek tutması gerekiyor. %100. Ki yani şu an Fenerbahçe'nin en kolay işleyişi bu. Yani hem oyun olarak hem oyuncuları doğru kullanma adına sanki bir sezonun sonu gelmiş. Fenerbahçe sanki şampiyona yaklaşmış kadar oyuncuların sezon başı bu kadar oynama isteğini yakalamak çok kolay bir şey değil. Yani sezon başı ben 11 yapsam ben oraya Crespo, Zayis'i de koyarım, Rossi'yi de koyarım, İrfan Can'a da koyarım. Ama bir bakıyorsun bugün rotasyon oyuncuları. Yarın bugün onlarla da başlayacak Fenerbahçe. Ya o yüzden hem skorun geldiği bu bölümde hem oyun rahatlıyor hem oyuncular rahatlıyor. İçeride de o tatlı rekabet oluyor. İşte rekabetin, o bahsettiğimiz rekabetin getirisi şu an Fenerbahçe çok doğru yaşıyor. Avucunu almış zaten takımı. Yani hocam avucunu almış. Hoca yorumluyor. Bu işin patronu benim. Dediğim de oyuncular Levent abi, hocayı kafaca hiç yormuyor Levent hocam. Levent abi bir de çok şey.
Mesela Bruma'yı sordular maçtan önce. Dinledim evet. Listede yok ya. Bir dahaki sefer yazarız dedi. Tak bitirdi tartışma. Değil mi? Tecrübe işte. Yani iyi çalışmıyor demedi, tamam mı? Mustafa Deniz'in ondan bir lafı sonra vardır. Eleştirilin yani ette tırlak oldum. Oyuncunun kadroya alınmamasıyla ilgili. Eleştirilin ette tırlak olmuş adamdır. Kaç defa bu soruları görmüşsün. Evet. Ama kestirip atıyor. Sorun olmasına bir de çok izin rahat vermiyor. Ve özgüveni çok yüksek bir hoca. Bunu konuşmalarda görüyorsun. Kaleciye yaptığı hareket tabii efsane canım. Bir hareket. O ben bir şey sana söylüyorum. O futbolcu diyor ki benim futbolcularımın hakkını çaldın diyor. İyi oyunumuzu engelledin ama diyor. Ama iyi ki büyümedi orada. Oyuncuya sahip çıkıyor. Ama orada bir dakika. Orada kazanılmış bir maçtan sonra o yaptığı hareket oyuncunun bazında bile çok kaleci Türk olsaydı büyüyebilirdi. Ya. Güven yapar yani hocaya karşı. Saygı evet. Kazandırır. Bala yapsa birisi ben büyütürdüm mesela. Ha bu arada rakip kalecinin çıkarken Fenerbahçe taraftarına hani affedersiniz o parmağıyla yaptığı hareketin de bir cezası olmalı. Yani onu da bir takip edeceğiz. Zaten bakalım maçın, UEFA. Maçın gergin geçme nedeni. UEFA'cı ona ceza verecek mi? Daha önceki mi? Maç. Tabii ki. Ondan şimdi dolayı. Lucescu'yu o zaman bir izleyelim. Dün enteresan bir şekilde basın toplantısını terk etti gitti. Hepimiz şaşırdık burada canlı canlı izlerken. Bir bakalım neler yapmış bir hatırlatalım. Evet Lucescu'nun iyisi iyi de tersi hiç çekilmiyor. Ne diyorsunuz bu görüntülerle ilgili? Bayağı suçladı Fenerbahçe. Abi ben bakın Galatasaray'da çalıştı. Beşiktaş'ta çalıştı. Milli takımda çalıştı. Şikayet etmediği zamanı bilmiyorum ben. Hem de hep ayrı ayrı dönemde. Tabii. Evet. Son hep, zamanda da geldi. Hep şikayet etmiştir. Hakem, burada da itti. Mesela hakemlerden şikayet etti, yok rakiplerden şikayet etti, işte şartlardan şikayet etti, milli takıma geldi. Çok yabancı var dedi, Shakhtar'a gitti 11 yabancıyla oynadı. Oraya gitti dedi. Ya Beşiktaş için söylediği bir atasözü vardı, geldi sonra Beşiktaş çalıştırdı. Hani bayağı ortalık ayağa kaldı. Bak Lucescu'nun biz, Levent abi de Galatasaray'dayken çok takip etti. Hocanın biz futbol bilgisine, saha içine falan... Bir şey diyemeyiz ki. Yani biz Lucescu'yu ne futbol konuşamayız. Kalkıp ceketimizi ilikleriz. Eğiliriz karşısında. O müsaade ederse konuşursun. O ayrı. Yani o Shakhtar Donetsk'te yaptıkları, Galatasaray'da yaptıkları, Beşiktaş'ta yaptıkları, kadroya göre belirlediği sistemler falan. Onlar zaten onun eline kimse su dökemez. Ben milli takımda da yaptıklarında, ki Şenol Hoca bunu hep söyledi. Bu şeyde dedi, onun çok büyük payı var dedi. O gençleşme döneminde falan. Fakat bir bölümü var Lucescu'nun, bir özelliği var. O da benim uzmanlık alanım. Benim de ustam buradadır. Levent abi ben hepinizden eski tanırım. Sabah gazetesi, Mecidiyeköy, Atakan Sokak. Ben 16 yaşında stajyer olarak gittim Sabah gazetesi. Levent abi vardı. Hala ben var. Bir hafta sonra emekli oluyorum. Levent abi hala var. Allah ona da uzun ömürler versin. Maşallah diyelim. Yengem de vardı. Ben hep Levent abi de ikimizin ortak özelliği. Yani Levent hiçbir... abinin yaşında Levent abi gibi olayım. Allah'tan başka hiçbir şey. Şimdi Gürcan abi de bu alana giriyor. Bizim uzmanlık alanımız Lucescu'nun bir özelliği. Kötü bir özelliği. Benim dünyada iletişim olarak gördüğüm en kötü hoca. Emin ol ki Rumen basınıyla da sıkıntı yaşıyordur. Dünyada bildiği dil kadar anlatabildiği kişiler kadar sorun yaşıyordur. İletişimi kötü. İyi bir insan. Sağ iç iletişimi. Bak kötü değil değil mi? Levent abi iyi bir insan. Kötü bir insan değil. Gerçekten. Ya benim de çağırdı bir gün canım. Sabah erken telefon çaldı. Rahmet Turgay Vardar hoca dedi çıldırmış vaziyette yazdığın yazıya seni bekliyor dedi. Evet işte. Ya bir yazı çıktı akşam gazetesinde. Ben fotokopi çekmedim. Bu Fatih Terim'in değil benim takımım. Hani o 2000'de aldığı evet, takım. Evet. Ben şöyle yaptım, ben yaptım diye İtalyan gazete manşet kullanmış gazetede. Ben de 2 gün bekledim. Ses çıkmadı. İkinci sonra bir yorum yaptım. Çıldırmış beni çağırdı. Arabaya aldılar falan. Yani, evden aldın mı seni? Evden aldılar. Bana diyor ki beraber eyvah. Konuşalım falan söylüyor. Hayır, eyvah eyvah. Turgay Vardar olacak şahit. Allah rahmet eylesin. O olacak dedim Allah rahmet eylesin. Müthiş adam bir Turgay Vardar. İtiraz edersin konuşmaya. Yani Yaşar Yalçın da vardı kulakları şurası. Evet. Yani konuştuk bitti. Sonra bizim Yaşar dedi ki artık bir röportaj yapalım dedi. Zamanı geldi. Koyun canlı da kasap etler dedi. O da onu kaptı oradan. Yani sonra dediğin gibi koluma girdi. Kapıya kadar götürdü. Ama yani öyle bir insan yani. İletişimi şey yani. Zor biraz zor bir anlatmakta. İşte senin dediğin atasözü. Evet. Ya bir atasözü söyledi. Bu Türkiye'de kimse işin içinden çıkamadı. Ne dedi bu adam? Ne demek istedi? O şeyleri kötü. Daha önceki gelişinde de basın toplantısında sıkıntılar oldu. Bak belki haklıdır. Oyuncuların da şeyler oldu işte sakatlıkları oldu. Sert oynadı herkes. İki takım da sert oynadı. İyi de. Cesus ne dedi? Siz de sert oyuncu Crespo'dan yediği çalım sonrası dizi döndü. Yani darbeye bağlı bir darbe. Kalecininki de darbe değil. Evet. Yani 6 ay hani geçmiş olsun Şaparenko 6 ay sahalardan uzak kalacakmış ama Crespo öyle bilek hareketi yaptı ki dizi döndü adamın. Bu arada az önce
Hocam sen mi sormuştun takım içinde saha içinde nasıl diye? Evet, evet. Bana hep Sinan Engin anlatırdı. Beraber evet, çalıştıkları dönemde. Onunla. Takım karışmış o işte bir sürü kavgalar şunlar bunlar. Mister ne yapacağız diye sorarmış. Takım içindeki kaosu müthiş yönetirmiş. Tamam sakin ol hallederiz. Hani vardır ya öyle insanlar hallederiz modunda. Hani hep o modda takılıyormuş takım içinde. Ama dışarıyla dediğiniz gibi iletişimi kaosu yönetemiyor. Lüçesku'nun böyle bir özelliği. Özelliklerine bir tane rakip analizini çok iyi yapıyor. Evet. Yani oyunu biraz rakibin oyunun üzerinden kuruyor. Ki bu yapmış oldu bence en büyük kendi özelliklerinden bir tanesi. Bir dönem Abdülrahim Albayrak, Sayın Abdülrahim demiş olduğu şey var. Ertesi gün Galatasaray Atletico Bilbao maç olacak herhalde. Sabah tabii ki Abdurrahman abi çok heyecanlı yine aynı şeyde. Sakin ol dedi. Akşam dedi ben dedi, rakibi analiz ettim. Bugün kaybetmeyeceğiz dedi falan. Öyle de bir şeyi var yani. Hayır, mesela, rakip analizini çok detaylandırabiliyor. 3 maç yaptı Fenerbahçe. Dinamo Kiev'le. Üçünde de oyunu öldürmek istedi. İlk maç 30 faul yaptılar. 0-0 biterek maçtı. İkinci maç nispeten daha az faul yaptılar. Ama yerden kalkmadılar. Uzatmalarda gitti maç. 10 kişi kaldı Fenerbahçe takım. Dün 10. dakikaydı. 8 faulü vardı şey. Dinamo Kiev'in. Evet ve çoğu da sarı kartlı. Yani, hakem de buna müsaade etti. 10. dakikada. Total faullere baktığın zaman Fenerbahçe daha çok yapmış gözüküyor. Total faulde. Ama faullerin süresi Dinamo Kiev tarafında çok uzun. Aynen. Yatan yere düşen bir yani bir de bakıyorsun hakikaten aldığı darbe o kadar bağırması gerekiyor. Yattılar kalkmadılar, yattılar kalkmadılar. Bu da bir taktik. Şimdi ama şu değil. Mesela Hamdi abi senle programdan önce de konuştuk. Bir teknik direktör der ki arkadaşlar oyun temposu kazanmasın, oyunu yavaşlatın. Bu denir. Tacı yavaş atarsın, foul yavaş atarsın, avutu yavaş atarsın kullanırken. Bu denir. Ama yatın yerden kalkmayın. Bu çirkinlik. Bu taktik değil yani. Yani o bir çok bir teknik adam için maç önü bir söylemi olacağını düşünmüyorum. Yani hani böyle yatın kalkmayın ne kadar oyunu geç başlatırsanız da daha çok yani bu ama tip bak, oyunlar da. Dediğin bu gibi bak bir oyuncu iki oyuncu yapsa bunu dersin ki oyuncu yaptı. Bütün hepsi ya ki. Evet. Foul uğrayan yattı kalkmadı. Bu arada özür dileyerek kesmek zorundayım. Sıcak bir gelişme var. Bugün Beşiktaş'ın De Souza'nın cezasıyla ilgili yani Başakşehir maçında oynayamayacak. Onunla ilgili tahkim kuruluna yaptığı başvuru reddedildi. De Souza oynayamayacak bir açıklama yapmış. Kısaca onu bir okuyayım. O konuyu da bir değerlendirmenizi istiyorum. Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi böyle bir şey için ödül verirlerdi. Bakın Josef De Souza diyor ki böyle bir şey için ödül verirlerdi. Devam ediyorum. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil. Büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiye ise ceza verdiler. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi diyor Josef De Souza. Şimdi yapmış bu açıklamayı cezasıyla ilgili. Serdar Sarıdağ ne diyorsun bu açıklama ya ve cezayla ilgili? Aklıma şey geldi. Çok enteresan. Tabii o MHK ile bu MHK aynı MHK değil. Fakat bu Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir tane futbolcu vardı Kayode diye. İsmini doğru söyledin değil mi? Kayode'ydi. Kayode Sivas'taydı ya. Önce Antep'e geldi. Doğru evet, santrafor. Yine Beşiktaş maçıydı. İyi oyuncuydu. Beşiktaş maçında yaşadı. Ben hatırlayamam. Beşiktaş'ın kenar oyuncusu. Antep maçında. Milli ara evet. Ve özel bir maç oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Orada doğrudan kırmızı kart gördü küfürden dolayı. Hakeme küfürden dolayı. Oradaki o kırmızı kart özel maç ama resmi maça yansıyor bundan dolayı. Küfür dedi yazarsa yansır. Tabii yansıyor. Şeyde Fatih Tekke'de 7 maç binalmış evet, artırız. Evet. Almanya'daki bir hazırlık maçı. Ve yazıldı. Rapora yazıldı. Fakat o dönemki MHK diyorum pardon tahkim disiplini onlar bir kılıf bir maddeye uydurdular işi. Kayode Beşiktaş maçında oynadı. Ve o maçta da Vida ile Gezal'ın da kırmızı kart gördüler herhalde. Sarı karttan kırmızı oldu falan. Kayode'nin neden oldu? Bir de
Kavga mavga. Aa, doğru. Doğru. Bak şimdi hatırladım. Doğru. Şimdi bu ülkede kırmızı kart görmesi gereken net olan adamı bir kılıf buldurup resmi maçta Beşiktaş'ın karşısına çıkardılar. Burada tamamen insani bir refleks, Allah göstermesin, direkt hakeme gitti o bu arada. İnsani bir refleks gösterip alıp atan, oradakilerin güvenliğini sağlamak açısından alıp atan adam ceza aldı. Ben daha başka bir şey demiyorum. Ya, bak bugün bir formül yani. Bulunamaz mıydı? Kaya Dön'ün o olayında küfür olayı yazılmış mı yani? Tabii o şeyde vardı. Ay, bir dakika. Hatta, hakem kırmızıyı göstermiş, yazmış mı? Erman Hoca burada söyledi hatta. Ona bilgiler geldi, okudu. Beni dedi mahkemeye verseniz de dedi yalansa falan diye. O günkü tahkime söyledi. Hata yapmış, evet. Mahkemeye vermediler hocayı. Beni verin dedi, ne olur mahkemeye verin dedi. Şimdi arkadaşlar ben Joseph'in yaptığı açıklamaya sonuna kadar katılıyorum. Bakın burada saldırı yok çünkü. Bak hocaya gidiyor direkt. Mete hocaya hayır, gidiyor. Hayır yani Joseph'in yaptığında saldırı yok. Evet. Çekiyor alıyor. Şey var. Kendini koruma var. Evet. Tamam mı? Saldırı olsa yani top toplayıcı çocuğa gidersin vurursun topu ver. Saldırıdır bu. Hı-hı. Tribünlere gidersin üstüne çullanırsın. Tabii, saldırıdır. Tabii onlar. Ondan sonra ne bileyim tribünlere gidersin el hareketi yaparsın küfür edersin. Bunlar saldırıdır. Bu kendini koruma. Ama şu da var. Orada kırmızı çıktıktan sonra orada şey başlıyor çalışmaya. Metin. Hani çok güzel bir laftır. Bugün de çok... Orada kırmızı çıkmadı yalnız. Yanlışınız var. Soyunma odasında sana kırmızı tamam göstermeyi... Tamam ama bak bir dakika. Koridorda. Bunu hakem neye göre verdi Gürcan? Vardan geldi. Bak bir şey söylüyorum. Vardan şurada, gelmiş diyorlar. Şurada şuraya yok, gidip şey gösteremiyoruz demeye, değil mi? Şey demeye çalışıyorum ben. Bak Levent bir abi. Defa bir şeyi ama doğru tespit etmek lazım. Bu konuşmaların altına imza atıyorum. Vicdani yönlerinde herkes aynen. Rahatsız. Ama şimdi bu olayı çekip atıyormuş gibi göstermemek lazım. Bak yakın plana getirir misin? Ağır ağır oynatsın. Yakın plandan getirsin. Yapabiliyor muyuz? Daha yakın gösterebiliyor muyuz? Bence var bundan karar verdim. Ayarlayacak Özgür ayarlıyorum. Bu da mı hoş görülebilir? Görülebilir. Ben vicdanen rahatsızım bu cezadan. Ama yakın planı verebiliyorlar mı? Ayarlamaya çalışıyor tamam, ayarlasınlar yakın plan. Durdurarak versinler. Yakın planı ver. Mesela şimdi mahkemelerimizde birçok karara katılmıyoruz. Ama çok klasik bir aktır. Hukuki olan... Arkada. Çok güzel. Bak şimdi biraz daha gel geri. Geri gel. Çekiyor. Geri tuttum. Gel. Hayır bir dakika bak. Geri gel. Geri gel. Şimdi bak. Bu ne kayayı sıyırmış yansın, kendi. Gel yürü yavaş 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 yavaş. Yürü. Sağ eline bak. Bak. Evet. Bak şimdi bak. Sağuza önce bak sağ eline bir tokat vuruyor orada. Ondan sonra... Sanki sadece tekrar, tutuyor Levent. Yok, tutuyor. Duruyor ve tutuyor devamında. Böyle tutuyor. Vuruyor. O da farkına varıyor. O Osmanlı'yı sallıyor. Ya, bak, vursa bile koruma amaçlı. Ama anladım ben. Buradadım. Bence VAR buna yanılıp verdi. Abi, sağ çekiyormuş gibi değil. Tutuyor orada sallıyor. Çünkü oradan verdi. Hakem bunu görmedi. Hiçbir türlü. Vicdanen bence vicdanen de bu olay yaşanmış bir olaydan sonra hiçbir futbolcuya yani, buradan ceza vermem. Hakeme gidiyor. Tamam anladım işte. Ben de diyorum ki. Bu açıklamaya göreceğin gibi ben de katılıyorum. Şimdi oyuncular ama acaba mı? İşte bu el hareketinden dolayı verdi abi mi diyor. Şimdi. Ama Mete Kalkaban da net bir şekilde görüyor burada. Niye yani VAR'a göre veriyor ki kararını? Bak devam etsin. Mete Kalkaban çok net görüyor. Joseph De Souza çekti. Bakın Mete Kalkaban'a bakın çok net gördü. İşte hani bunun niye kendi vermiyor? Net kaybetti. Gördüğü şeyi aynen, kendini bence de. Zaten Mete Kalkaban kırmızı kart göstermedi. Evet göstermedi. Kendini sonradan. Yani biz Joseph De Souza'nın kırmızı kartını içeri girdikten sonra verildiğini öğrendik. Hatta başkaları bunu ileriki bir düzeyde Vegors'a yürüyen bir adam vardı üstüne. Evet. Araya girdi bu. Ona karşı anlattılar burada bir şey yok itme kalkma var diye. Hayır. Bu olay içerisinde bak sağ eliyle yaptıktan sonraki harekete mi verdi diye düşünüyorum. Bana sorsan ben de Joseph De Souza'nın yanında olsam o tekmeyle gelen adama Osman tokadı patlatırım kusura bakma. Tabii. O bir refleks ya. Arkadaşın orada canını yanmış ya. Arkadaşının. Aynen. Kendini korumayacak mısın yani? Abi, bu kadar şey ya. Olmaz. Futbolcu yani, psikoloji yani. Orada tabii olur mu öyle bir şey? O anlık... Ha buna çaldılar diye tahmin ediyorum. Joseph De Souza dua etsin hapse atmamışlar Souza'yı. Aa, bence de daha iyi olurdu vallahi yani. Bile ben yani dua etsin hiç üzülmesin. Tabii. Yani bu görüntüyü dünyada hangi ülkede olursa olsun Joseph'in hareketiyle ilgilenmez kimse. Tabii bence de yani. Derler bravo, ki bu aynen. Nasıl bir şey. Hocam Hollanda'da aynısı yaşandı. AZ Alkmaar kalecisi sahaya giren taraftarı bundan daha beter bir şekilde bayağı bir indirdi.
ama asla ceza vermediler. Ya konu yani Josef'in teklifi olmayacak yani bu böyle yok, bir yani, böyle bir gösterge mi yani, ya? Bilmiyorum. Bazen şu var kurallara göre konuştuğum ya o kart çıktığı zaman mesela bir sürü ikinci sarıdan atılan yanlış sarıdan atılan oyuncu var. İptal ediyor musun? Edemiyorsun. Yani o nedenle o karar verildikten sonra MHK'nın bugüne kadarki olan süre mesela, içerisinde bu olayı daha netleştirip daha detaylı inceleyebilir. Yani olayın hem psikolojik yanı hem MHK değil bu disiplin takip yani. Evet yani bunu şey yapabilirdi. Ben katılıyorum size. Yani eğer kurallar içinde böyle bir durumda kartın iptal edilmesi ihtimali varsa edilmeliydi. Yani mesela Rüştür'ün yanlış kırmızı kartı iptal edilmişti Trabzon'da. Ama elle oynamadı. Evet. Göğsüyle almıştı topu. Tabii, doğru. Elle oynadı diye kırmızı verdiler. Sonradan ama, baktılar yanlış görmüşüz diye. Hayır attılar Rüştü'ye ama. Attılar ama bir sonraki Rüştü maç oynadı. Atıldı bir sonraki maç oynadı ama. Oynadı ama. Tamam, ama elle olmadığı belli. Mesela o karar da çok eleştirildi. Tabii. Yanlış atılmıştı yani doğru söylüyorsun. Evet. Başakşehir ama kulübüne o karar da çok eleştirildi. Başakşehir kulübüne sorsalar ki sonuçta bugün bu hafta Başakşehir maçı var. Başakşehir kulübü de kırmızı kart iptal edin der. Yani. Der. Tabii yani, tabii. Bravo. Bu böyle bir şey yani. Çünkü Oğuzhan'ın arkasında o. Güzel yorum. Benim tahminim o çünkü biz orada kendini koruduğunu gördük. Kırmızı kart görmedik. Oradan, o el hareketini gösterdi. Oraya bakarak bence söylüyor. Oradaki hareketi görüp diyor ki adam gelmiş tekme atmış ya tekme atan adama kendini korumak için ben de diyorum o tokatı sallardım diye söylüyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen burada buna ceza verilir mi ya? İnsan bu ülkenin, duygusu var bir bu ölçüde. Ülkenin varındaki hakemler de görmesi gereken şeyleri görmüyorlar. Ya şunu da görme desem bunu görürler. Hayır, içeride vermişler ya. Hayır, ben, görmezden gel. Bari bunu görmezden gel bir gün ya. Bir kere hakkın olsun bunu da kullan bari. Kimse de bir şey demez niye görmedin diye. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yakın tarih. Meireles neydi hakemini bıraktı? Evet. Antep'te. Hakemi hatırlamadı da olayı hatırladı. Kocaeli bölgesi ya. Halis Özgah ya. Hamza Özgah ya. Bir el işareti mi ne yaptı? Evet. Yok tükürdü bana dedi. Ha. Tükürdü bana dedi. Sıvı ağızdan çıkan tabii. Sıvı birikintisi diye bir şey yazdılar hatta. Yani tükürdü bana dedi. Ceza olmasın diye. 8 maç ceza geldi. 8 maç. 11 maç. Doğru 11'den 8'e düştü. Hayır düşmedi. Düşmedi. Bir de el işareti 8 vardı. 8 bir şeyden geldi. 3 bir şeyden geldi. Hayır bak şimdi onu atlıyor. Onu atlıyor o yaptığı işareti. El işareti de vardı. El işaretinin Portekiz'e ne anlama geldiğini söylemeyelim. 11 maç dinle. 11 maç ceza geldi. Buralarda da sıkıntılı oldu. Sonra tabii ben şimdi biraz bazı yerlerde sıkıntı. Sonra yayıncı kuruluş ters açıdan görüntüyü buldu. Tükürme yok. Çok net gözüküyor. Yani böyle yapıyor ama tükürme yok. Biraz el işaretine ceza geldi orada sanki. Hayır tükürdü bana diye. Tükürdü tamam dedi ama el işareti var. Kafa işareti var. El işareti ağır bir dinle hakem raporda tükürdü diyor. 8+3 11 maç ceza aldı. Meireles aldı yani cezayı. Sonra yayıncı kuruluş yanlış hatırlamıyorsam Şansal abinin programında görüntüleri koydular. Başka bir açıdan yakalamışlar o görüntüler. Tükürük yok. Fenerbahçe gitti savunmasını yaptı. 8 maç kalktı. Yani bu olayda da aynısı yapılmadı. Zaten maç yani gerçi başvurdu Beşiktaş ama işte hakem, kaldırmadı. Bence burada karar ceza eksik kalmış. Beşiktaş'ın sahası kapatılmalıydı. Bir de bir oraya gidiyor neredeyse. Bir de bir saniye. O açısından sahası kapatmalıydı. Hayır, bence bir kapatılmalıydı. Eksik kalmış ceza olaya, yani. Şu olaya bir maç mı sahası kapatılabilir ya? Ha? Abi de Levent abi bu olaya bir maç mı sahası kapatılabilir? Tamam işte diyorum abi Beşiktaş. Yani Ankara Gücü bir maç kapanıyor. Beşiktaş 3 maç kapatırım ben olsam. Çünkü de, olayları Beşiktaş çıkardı. Levent abi Ziya Hoca. Ziya yani Hoca. Bakarsan uçan tekmeyi atan Beşiktaş'ta abi. Ya hakikaten şey, ya. Levent abi Ziya Hoca bu arada zamanında. Levent abi ironi yapıyor yani. Şimdi tabii aman. Trabzonspor Ziya Hoca zamanında Sivasspor 1-0 yenerken Trabzon'da taraftar giriyor sahaya ama hiç kimseye daha dokunmadan Sivasspor'lu oyuncular tarafından tamamen itiliyor, kalkılıyor, dövülüyor gibi bir tepkisi oldu. Aynı Josef gibi çok normal. Hiç kimseye dokunmadı mesela. Taraftar sahaya girdi, çıkardılar. Maç sonu Trabzonspor 3-0 hükmen mağlup 5 maç ceza. Sezon bitti. Kimse dokunmadı. Oyuncusu var evet, ya. Ziya Hoca zamanı, Ziya Doğan zamanı. Volkan Bayarslan'a saldırdı. İnanılmaz bir şey vardı. O Volkan Bayarslan'a saldırdı. Hayır. O Fenerbahçe ya. Bu benim dedim. Ziya Hoca. Avni Aker'di Ziya Hoca zamanında. Direkt yıkıldı. Şeyin forması yandı. O başka bir şey. Benim dediğim taraftar sahaya giriyor. Trabzonspor 1-0 önde. Dakika 90. Bülent Uygun.
Yok hakem. Bülent Demirlenk. Bülent Demirlenk. Ben biliyorum. 3-0 Trabzonspor mağlup, 5 maç ceza. Taraftar kimseye dokunmadı. Sivas Sporlular gelirken taraftarı yere indirdiler. Balili vardı, evet, hatırlarsan. Yani Sivas Sporlular oyuncuları gelen taraftara tepki gösterdi. Hiç kimseye dokunmadı. Hayır, şimdi, maç 3-0 ve Trabzonspor 5 maç ceza. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Maç bittikten sonra mısınız Gürcan abi? Maç bittikten sonra olduğu için. Samsun'da 10 dakika maç, yani 89 dakika. Kale arkasından atladı hocam. Trabzon'da maç bitmemişti. Burada maç bitmişti. Bitmemişti. Yani o yüzden sonuç üstüne çok oynayamazsın ama bak, bir maç değildir bunun. Gürcan abi, ben bir maç söyleyeyim size, hatırlayacak mısınız? Samsun Spor'un kalecisi Ercan. Kaptanı Ercan. Stoper Ercan. Evet, kaptan. Bir hakemi kolundan tuttu, kurtardı, hatırlıyor musunuz? Koştura soyunma odasına götürmüştü. Hakem Adana bölgesi. Sarı. Bizim maç ya, bizim maç. Trabzon maçı bizim mıydı? Bizim maç, tabii. Penaltı verdi. O gün var olsaydı, bu var hakemi olsaydı ne derdi biliyor musun? Hocam sana dokunamaz. Kırmızıyı göster. Sen MHK'sin, sen TFF'sin, sen hakemsin. Hocam sana dokunamaz. Bu var hakemi kırmızı gösterttirirdi Ercan Kaptan. Süper Kupa maçında Engin. Allah'tan var yok. Beraberdik, hatırlasana, Süper Kupa maçında Erzurum'da Engin hakemi kaldırdı. Cüneyt Çakır'ı 8 maç yedi evet, ya. Evet. Yani şimdi bu Atiba olayı var bir de. Serdar Sarı da hazır sen buradayken onu da sorayım. Nedir Atiba'nın bu sözleşme olayları? Ha, askıya alma yok, olayı. Yok, yani o konuşuldu ama resmi olarak bir askıya alma durumu yok. Yok, çünkü kontenjan izin veriyor mu kalmasına? İzin veriyor. Onun bir sakatlık söz konusu. Sonra iyileştikten sonra Dünya Kupası'na gidecek. Şimdi milli araya kadar oynamayacak. Milli aradan geldikten sonra zaten kadro oturmuş olacak. Çok kolay gireceğini zannetmiyorum. Orada Souza'yı tercih eder diye. Zaten oradan sonra da Dünya Kupası. Hiç öyle bir şey konuşulmuyor. Dünya Kupası'na gidilir mi ya? Hiç oynamadan. Tabii olacak. Orada bayağı bir seviyorlar. Hani tabii, çok şey öyle bir gün oynamasan da gel otur oynatılır diyecekler büyük tabii, ihtimalle. Tabii. Ama biliyorsunuz Dünya Kupası'na giderse Beşiktaş 200 bin euro alıyor. FIFA'dan. Kulüpler ödeme bir takım yapıyor. Her kim giderse, para. Sadece Beşiktaş değil, hangi kulüpten giderse. Her kulübün milli oyuncusuna, yani Dünya Kupası'nda oynayan oyuncusu için FIFA o kulübe 200 bin euro ödeme yapıyor. Böyle tuhaf bir sezon olacak, yarıda kalacak, bir daha devam edeceğiz dünyada falan. Dünyada ilk kez futbolcusu, hocası, yorumcusu, başkanı, herkes ilk kez böyle bir şey yaşayacak. Dünya Kupası konuşuruz, ne yapalım? Hayır, biz bir konuşacak bir şey buluruz. buluruz. Onlar ne düşünsün? Biz paraları hesaplarız, kaç kişi gitti, kaç kişi geldi. Mehmet Ayan'ın kulakları için. Basa başı habercilik yaparız. Bu sene aslında bu milli takım serüvenlerde büyük takımları çok yoracak Levent abi. Yani aynı bu evet. Kadar oyuncu milli takıma gidecek. Bu arada onları yok, mesela kimse çıkarmadı. Bak bu özel haber, bravo hocam, doğru söylüyor. Antrenman eksikliği, yani uyum. O dönemi hazırlık kamplarıyla, Antalya'da hazırlık maçlarıyla falan değerlendiriyor. Ama yok. Milli takım oyuncuları evet, yok. Yer bulunamıyor. Kasım'da Antalya'da bütün dünyadan çok takımlar geldi. Bazen şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş en az 8-9 oyuncu Kasım'da gidiyor. Sakın Kasım'da tatil falan planlamayın. Yani bunlarla çalışamayacak. Galatasaray'dan Nelson gidiyor. Muslera gidiyor. Düşün. Yani say bitmez. Yani çok oyuncu var. Tabii şu an akla işte Kerem gidecek, Yunus gidecek. Yerlilerde. Kupası yok onlar. Ha, Türkler yok, gitmiyor. Batshuayi gidiyor. Milli takım aralar da olacak. Batshuayi kafadan gidiyor. Batshuayi var. Atilla var. Macaristan da gidiyor. Çok. Çok. Hayır, bir de Ekvador var mı bilmiyorum. Avusturya varsa var mı? Valencia'da gider. Ekvador olmasa. Avusturya var mı? Avusturya katılamadı. Yok Avusturya. Yoksa Yusuf da giderdi. Rossi gider. Uruguay. İnce. Rossi var. Şey var. Uruguay'da. Hasan Lucas Torreira var gidiyor. Çok var evet. Tabii evet, gidiyor evet. Peki. Şey o var zaman... Mitsu gidiyor mu acaba o? Mitsu. Mitsu takımda var mı bilmiyorum. Sen şimdi var parayı galiba. Duyunca gözüm parladı. Hepsini gönderiyor. Ben ne oluyorum? Gözüm niye parlasın? Ben ne oluyorum? Hepsini gönderiyor şimdi. Evet. Türk gazeteciler gidip alıyorsa gidelim o zaman. Promo orada yapalım. Bedavaya gelin. Hayır şimdi Avusturya varsa Yusuf Demir gidiyordur. Oradan alırsınız parayı. Oradan da iyi para gelir. Ha. Yani yarısını alırsın diyor. Siz almışsınız. Biz bir oyuncu saydı. Sorusu para abi. Alacak Valencia'ya gidiyor mu diye soruyorsun. Bilmiyorum abi. 200 alalım. Kendine bakmıyorsun bize. Bu masada para konusunu Gürcan abi açtı. Aynen. Açmadım ya. Açmadım. Vallahi açtı abi. Açmadım. Sever parayı. Peki. Trabzonspor 10 kişi kalan rakibine niye yenildi Hamdi hocam? Trabzonspor'u da bir konuşalım. Abdullah Avcı'nın Avrupa'daki karnesi de biraz tartışılıyor. Ne diyorsun? Sakatlar var tamam. Uğurcan yok, Visca yok. Önemli eksikleri var ama bu yenilgiyi neye bağlıyorsun? Ya tabii yenilgiyi 10 kişiye neden yenildiği sorusuna cevap verirsek çok fazla eksikleri veya olayı çok doğru anlatamayız. Yani 10 kişiye yenilmiş bir takımdan daha ziyade bu senenin takımını biraz fazla konuşmamız gerekiyor. Yani ben
Ona bağlı biraz, olarak. Evet. Biraz yayınımız içerisinde aynı şeyi söyledim. Yani Trabzonspor'un geçen seneki başarısının en önemli faktörlerinden bir tanesi sezon başı transferlerini yapıp sezon başında bütün oyuncularla antrenmanı, doğru antrenman içerisinde, tekrar antrenman içerisinde Abdullah Hoca'nın en çok yapmış olduğu iş, yani başarısını bence en büyük getirilerinden bir tanesiydi. Takımın bütünüyle çalışmak. Şimdi bu sene tabii ki bunu yakalayamadı. Bu tabii ki bence şu an en büyük problemlerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Yani geçen sene bir oyun yapısı vardı. Yani bakıldığı zaman yani özellikle topa daha çok sahip olan bir Trabzonspor vardı. Hep oyunu ikinci bölgede oynayan bir Trabzonspor vardı ama bu sene Trabzonspor biraz daha tabii ki bu kadar değişikliklerden sonra elinde tabii bu kadar yetenekli oyuncular olduktan sonra oyunu biraz daha fazla rakip alanda, yani rakibin Trabzonspor'a topu çok verdiği bir oyun oluyor. Bu da oyunu biraz büyütüyor. Yani bugün Densville, Hugo performansı konuşulurken Abdullah Can şey vurgusu çok önemliydi. Yani Budapeşte maçı, Ferencvaros maçı öncesi de onu dedi. Biz hücuma çıkarken savunma güvenliğini çok net almalıyız. En büyük bu haftaki çalışmamız buydu. 3 tane gole bakıldığı zaman 3 tane böyle bir oyun. Hatası, evet. Hücuma çıkarken savunma hatası. Tamam hocam ama yani bir şey söyleyeyim. Hugo çok ağır kalıyor hocam. Şimdi şu var. Yani bu tabii ki Hugo performansı konuşabiliriz Levent abi ama takımın yani bu oyunda beraber çalışmasını çok fazla yapamadılar. Yani Abdullah Hoca'nın isteklerini şu an oyuncular çok fazla şey yapmış değiller. Yani içeride çok net bir oyun haline getirmiş değiller. Yani tabii ki Trabzonspor'un yapacak oldukları çok şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani 3. bölgede bile Ferencvaros maçına baktığımız zaman çok set oyunu oynadılar. Hareketsiz bir set oyunu. Yani 3. bölgede rakip alan önünde sürekli al ver. Şimdi bu oradaki oyun biraz hareketlilik ister. Yani rakibin iki stoper bek aralarında koşular ister. Yani tabii. Orada yapılacak olan bu tip oyunu da açar. Yani Abdullah Hoca'nın yani bugünkü arkadaş sohbetinde ben yani duyum söyleyebilirim. Çok şut atılmasını istedi mesela. Kenara gidip sahası içerisinde. Bunlar hep istedikleri şeyler ama olmayan şeyler. Yalnız hocam Maxi Gomez'i ben çok klas buldum. Onu bir özellikle sana sorayım. Şimdi süremiz az kaldı. Maxi Gomez'i nasıl buldun? Asisti ve şey o gol vuruşu müthiş. Hocanın tespitleri çok güzel. Gerçek aynen. Olan bir şey var. Bak sağ beki sol beki değişmiş. Stoperi değişmiş. Stoper değişmiş. Bak, merkez orta saha evet. Değişmiş. Merkez orta saha değişmiş. Santrforu değişmiş. Sol kenar değişmiş. Yeni bir takım. Bugün Hamdi Hoca'nın vurguladığı bu olay ayrıntı. Bir anda sıfırlamışsın takımı. Yani. Bunun uyumunu yakalayamamışsın ki daha. Yani doğru söylüyor. Bunlar tabii ki bir süre alacak. Yani evet. Şu an bir de şimdi Trabzonspor şu an olumsuzlaştığı bölüm Avrupa bölümü. Orada organizasyon farklı. Orada hata kabul etmiyor oyun. Değil mi? Şimdi Türkiye Ligi'nde bunu tolere edebilirsin. Yani seni bu kadar zorlayan rakip bir iki tane bulabilirsin. Ama Avrupa'da, Ferencvaros'ta, Kopenhag'da desek, Kiev'de desek bunu seni cezalandırabiliyorlar. Çünkü bu organizasyonda onlar biraz daha fazla oynamışlar. Biraz daha tecrübeleri çok var. Yani oyunu çok daha parça parça yaşıyorlar. Ama bunun Hamdi abi bunun işaretlerini verdi. Mesela son maçta. Penaltı pozisyonları. Vitor Hugo'nun yaptı. Antalya'da. Ümraniye maçıydı. Antalya'da yaptı penaltıyı yakaydı. Yok yaptı, Ümraniye maçında da böyle bir pozisyon vardı. El pozisyonu gibi bir pozisyon vardı. Çıktılar ya kafaya. Densville işte. Galiba. O Densville. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Pardon. Evet. Densville. Dirsek pozisyonu. Densville'i yaptı. Yani Trabzonspor defansının o bireysel pozisyon almalarındaki sıkıntılar. İşte mesela yedikleri ilk golde yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Offside'ı yapamadılar. Orada offside yani, yapmak istemediler. Yani ikinci golden bahsediyorsun. Yani Densville çok geç kademeye geldi. Mesela çok birinci golde ortaladı hocam ya. Birinci gol zaten gitti, ilk golde onunla beraber koşuyu devam ettiler. Larsen'di. O pozisyon Larsen'di. Larsen devam etse koşuyu. Mesela bu sezon Galatasaray maçı, Antalya maçı, iki Kopenhag maçı. Ümraniye İstanbul oynadı. Yok. Hatay oynadı. İki Kopenhag maçı. 4 tane Ferencvaros öncesi sert rakibe karşı oynadı. Hiçbirini kazanamadı. Yani Ferencvaros maçında da bence kazanmaya en yakın oynadığı maçtı. Bunlar arasında. İşte kalecinin kurtardığı müthiş pozisyon var. 2 tane. Ama bunu Maxi değerlendirme bence. Var. Bak amca Hamdi Hoca'ya şunu sormak lazım. Bu maç 11-11 oynansaydı Trabzon işi kolay olmazdı hocam. Yani rakibin sprinter oyuncuları var. Ve o amca Hamdi hocamın belirttiği gibi defans sorunu yüzünden rakip arkaya çok fazla koşu yapıyordu hocam. Yani şimdi Levent abi tabii ki muhakkak ama
11'e 11'de oyunu daha kontrollü oynayabiliyorsun. İşte 11'e 10'da oyun biraz daha kontrolden çıkıyor. Ne oluyor? Biraz oya, rakip 3. bölgede oynuyorsun. Yani orada eğer istediğin oyunu oynayamıyorsa rakip daha dinlek. Çünkü tamamen arkaya çekilmiş. En iyi özelliklerine hızlı hücuma çıkmak. Trabzonspor'un şu an yapamadığı ne? Hücuma çıkarken savunmayı bozmak. İyi de yani, Hamdi Hocam iki tane golü 10 kişiken yedili attı rakip. Ya bazen 11'e oyunlar bu tip zorluklar çıkarabiliyor evet. Levent abi. Yani böyle bir bazen eski oyunları hayal ettiniz ama bunlar çok yaşandı. Yani aynı şeyi söyledim işte. Savunma oyununu burada, bu geçiş oyununda savunma oyunu doğru yerde kuraması bu tip problemlere karşılaşırsın. Tamam. Trabzonspor şunu bunu yapıyor. Ha bu olacak mı? Bunlar muhakkak değişecektir. Abdullah Hocam muhakkak bu oyuncularla antrenman tekrar oyun tekrarını yaşayacaktır. Yani bu hatalar tabii ki Trabzonspor'u bence toparlayacak. Çünkü elinizde çok zengin ve keyifli bir kadro var. Yani bakıldığı zaman şimdi hangi oyuncuyu 10 numara oynatır dersen 5 tane oyuncu sayabiliriz. Bardi oynar, Yusuf oynar, Ömür oynar, Bakasetas oynar, yeri gelince Hamşi süresi. Yani birazcık tekrara ihtiyacı var. Biraz oyunu bulma adına bir zamana ihtiyacı var. Şu an eksik olan ne? Bir savunma problemi yaşıyor. Bu sadece savunmanın problemi değil. Bütününde bir savunma problemi yaşıyor. Trabzonspor oyunu çok genişletmeye başladı. Oyunu biraz da rakip sana böyle bir oyun veriyor. Bu tip oyunlarda geriye dönüşlerde işte sıkıntılar oluyor. Dediğimiz o kontra atak oyunlarda doğru pozisyon alamayınca savunma sıkıntılar yaşıyor. Ama bunlar düzelir mi? Bana göre çok kolay düzelir. Yalnız bir şey söyleyeyim hocam bak. Yayının ikinci söyleyecektim. Galatasaray İsviçre'ye iki kampı geçirdi. Bak Muhammed, Morutan, Cagne, Aytaç, Ömer Bayram, Çiçildao, Taylan, Emre Kılınç. İkincisinde Luyendama var. Oğulcan, Omar, Emre Akbaba. Bunlar bütün sezon öncesi yüklemeyi yediler ama gittiler. Trabzon için de aynı şey. Sezon öncesinde çok yeni oyuncu yok hocam. Yok. Yok. Yani Bartra sonra geldi, Bardi sonra geldi. Hatırlayın hocam, Yusuf yeni geldi. Yani bakarsan... Merkezdeki Gibamin yeni geldi. Yeni geldi yani. Gomez geldi, bunlar Umut da bir geldi. Dezavantaj. Yani hocamın dediği gibi sezon öncesi planlamada bu oyuncular bu oyunun içinde yoklar. Yani geçen sene başarısının en büyük birinci sebeplerinden bu sezon başı çalışmasının çok iyi ve çok tekrarlan doğru yapmasıydı. Peki. Abdullah Hoca'nın. Şimdi çok kısa son bir dakikamız kaldı. Gürcan Bilgiç dedi ki Batshuayi 20 gol atar. Maxi Gomez kaç gol atar? Batshuayi kadar atar. Oo. 20 atar diyor. 20. Aşağı kalmaz. Icardi kaç gol atar Levent abi? 25 gol atar. 25. Ve gol kaç atar? Üçünün toplamını atar. sen fazla atar. Onu özür dilerim. Levent abi bir soru sorabilir. Seferovic sezon başı kaç gol atar dediğinde ne demişsindir? Sorsalardı ne derdin? Yani ben 15 gol atar dedim. Şu an ne diyorsun? Atamaz diyorum. Hatta forma ya şansı bile zor bulacak. Bir şey duydum ya Serdar'a sorayım. Bence devre arasında Atiba bile gidebilir. Atiba ilaç kullanmayı öğretmiyormuş. Öyle bir şey okudum. Şöyle Atiba hayatı boyunca hep doğal yollarla iyileşmeyi tercih etmiş. Evet, ağrı kesici falan kullanmıyormuş doğru. Ama evet. İyileşme sürecini de uzatıyormuş o ilaç kullanmaması. Ama vücuda yani. Da işte vücudu belki de o yüzden bu yaşa kadar sağlam kaldı. Allah Allah. Yani 3 haftada geri yani dönecek. Bu şey demek iğne mine iğneyle oynama falan onlara hiç almıyor. Doğru. O da biraz süreci doğal yollarla beslenmesini değiştiriyordur. Dikkat ediyor ona. Ona göre. Kasta sorun varsa yumurtanın beyazını yersen kas yapar. Ama ağrı giderici bir başka bir şey. Yani. Ağrı giderici. Ağrı kullanılıyor. O kası yapması için günde 30 yumurta yemesi lazım. 30 yumurta o da mümkün ne değil yani. Yani. Ama bir tane bir hap alıyorsun. Peki. 30 yumurtalık acıktık galiba. Konu da aldı. Peki o zaman Levent Düzemen, Hamdi Aslan, Serdar Sarıda, Gürcan Bilgiç hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Vallahi 2 saat geçti. Hani keşke biraz daha süremiz olsa da devam etseydik. Artı Futbol'da sizlerle beraberdik. Tekrar görüşünceye de hoşça kalın. Melike Çelik'le Son Sayfa var. Bir ekran klasiği. A Spor'dan ayrılmayın.